Buzlu Dere'den Engin Akyürek açıklaması. Yani Engin'le ben aşk... Cansu Dere, Engin Akyürek'le aşk yaşıyor iddialarına neden aylar sonra cevap verdi? Güzel oyuncu ilk kez bu kadar net konuşuyor. Nejat İşler kiminle kavga etti? Hanım anladın oldu, yeri buldunuz. Yeni filmi Kaybedenler Kulübü'yle seyircisiyle buluşan Nejat İşler'in kafasındaki izin nedeni ne? Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan soyadı modasına uydu. Başlarız kaldığımız yerden, sen benim soyadımsın. Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın evlendikten sonra yaptığı ilk hareket ne oldu? Birazdan... Tüm kalbimi. Sedat Doğan Türkiye'ye dönme kararı aldı. Eski eş Işın Karaca'dan ilk hamle geldi. Türkiye'deki borçlarından dolayı Brezilya'ya kaçan ve gittiği yerde de hırsızlık suçundan hapis cezası alan Sedat Doğan'ın Türkiye'ye dönme kararı eski eşi, çocuğunun annesi Işın Karaca'yı nasıl korkuttu? Detaylar birazdan canlı yayında duymayan kalmasın da. Şükran Ovalı'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Yaklaşık 4 aylık hamile olan Şükran Ovalı ile Caner Erkin çiftinin bebeklerinin cinsiyetini duymayan kalmasın açıklıyor. Senden çocuğum olsun istiyorum, gözleri senin gibi baksın, görenlerin içini yaksın. Birazdan... Usta oyuncudan kahkaha tufanı. Şener Şen, Türkiye'de ilgi görmeyen son filmi Yol Ayrımı'yla Almanya'da aldığı ödül sonrası sahnede kimlere göndermede bulundu? Birazdan... Cansu Dere'den Engin Akyürek açıklaması. Yani Engin'le ben aşk... Cansu Dere, Engin Akyürek'le aşk yaşıyor iddialarına neden aylar sonra cevap verdi? Güzel oyuncu ilk kez bu kadar net konuşuyor. Nejat İşler kiminle kavga etti? Hanım anladın oldu, yeri buldunuz. Yeni filmi Kaybedenler Kulübü'yle seyircisiyle buluşan Nejat İşler'in kafasındaki izin nedeni ne? Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan soyadı modasına uydu. Başlarız kaldığımız yerde. Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın evlendikten sonra yaptığı ilk hareket ne oldu? Birazdan... Tüm kalbimi. Günaydınlar, günaydınlar efendim. Duymayan kalmasın başladı. Haftanın birinci günündeyiz değil mi biz? Yok, cuma bugün. Yarın tatiliz, hafta sonu tatil. Gerçekten son güzel gün... bir aklım, yani kafam durdu gerçekten, özür dilerim. Pazartesi. İyi haftalar sevgili seyirciler. Pazartesi sendromu diyoruz. Pazartesi... Kafan durur çünkü hafta sonu olaylar. Ama benim hiç olaysız bir hayatım yok artık yani gerçekten. O yüzden birdenbire acaba salı mıydı bugün çarşı, dün program var mıydı şaşırdım, özür dilerim. Pazartesi sendromsuz o zaman bir pazartesi dileyerek. Programa başlayalım. Günaydın Cemil. Evet, başlayalım efendim. Günaydınlar herkese. Duymayan kalmasından yine hafta sonunda olaylar vardı gerçekten. Hem konuşmamayı tercih ediyorum şu anda. Çünkü başım çok ağrıyor gerçekten. Hatta evet. Bir tane bir ilaç bile rica edebilirim. O kadar başım çatlıyor şu anda. Şu kafamın şurasını hissetmiyorum. Çatlar tabii. Evet. Çatlar. Neden çatlar? Çatlar. Çünkü. Neyse şimdi ben gerçekten şu anda konuşmayayım. Gerçekten. Programı yapalım. En son söyleyecek bir iki tane cümlem olur benim de belki. Evet. O zaman söyler kapatırız. Peki o zaman haberlere bir bakalım neler var neler yok. Özcan Deniz'in
Evliliği, nikahı, nişanı, her şeyi ev içinde yaptı ve bitirdi. Onun yankıları sürüyor ve eşi Feyza Aktan'la ilgili de hemen evlendikten sonra soyadını aldı. Onunla ilgili haberimiz var. Onunla başlayalım o zaman, haftaya bakalım. Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan soyadı modasına uydu. Başlarız kaldığımız yerden, sen benim soyadımsın. Star'ın cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi İstanbullu Gelin'in Faruk Boran'ı Özcan Deniz, önce rol gereği ardından da 15 Mart akşamı gerçek hayatta nikah masasına oturdu. Tüm kalbimi. Nikahtan bir gün önce bir AVM'de alışveriş yapan ve babalık heyecanını dile getiren yakışıklı sanatçı, imza töreni öncesi ise 7,5 aylık hamile eşiyle evinin balkonunda basın mensuplarını selamlamıştı. Çok güzel bir heyecan yaşıyoruz ve çok da güzel geçti. Önümüzdeki ayın sonu gibi, Mayıs'ın ilk haftası gibi bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocatsın. İmzalar atıldıktan sonra ise Özcan Deniz, Uskumruköy'deki evinde eşiyle karşılıklı misket oynayarak hayatının en güzel gününün keyfini çıkarmıştı. Nikahta Feyza Aktan'ın daha önce Aslı Enver'in İstanbullu Gelin dizisinde giydiği omuz dekolteli elbiseye benzeyen siyah bir kıyafet tercih etmesi dikkat çekti. Kalbimin yarısı senin, yarısı benim. Gel paylaşalım ömrümün yarısı senin, yarısı benim. Hadi bunda anlaşalım. Nikah sonrası Özcan Deniz'in 26 yaşındaki eşi Feyza Aktan modaya uydu ve Instagram sayfasında soyadını Deniz olarak değiştirdi. Oğlunu Mayıs başında dünyaya getirecek olan Feyza Aktan'ın evlendikten sonra yaptığı ilk paylaşımsa nikah masasından oldu. Eşi Özcan Deniz'in saçını okşarken çekilen siyah beyaz fotoğrafın altına Feyza Aktan, "Seçtiğim hayatım. Varlığıma anlam kattığın için minnettarım," yazdı. Çift balayını dizi çekimleri ve doğum hazırlığı nedeniyle yaz aylarında oğullarıyla yapacak. Başlarız kaldığımız yerden, sen benim soyadımsın. Biz de duymayan kalmasın ailesi olarak Özcan Deniz'e eşi ve doğacak oğluyla bir ömür mutluluklar diliyoruz. Baba oluyorum millet! Evet, hafta sonu bu fotoğraflar çıktı. Aynen. Nikahtan fotoğraflar Özcan Deniz'le Feyza Aktan'ın çok güzel fotoğrafları. Tabii kıyafeti Feyza Aktan'ın kıyafeti Aslı Enver'in kıyafeti, dizide benzer bir kıyafet giymiş. İşte bu askılı kıyafet, o sosyal medyada çok konuşuldu. Vay pişti oldular falan filan diye. Ama tabii bu bir daha çok hamile kıyafeti gibi herhalde, değil mi? 7,5 aylık hamile çünkü. Evet, evet. Yani niye siyah giymiş onu öğrendik mi? Neden siyah elbiseyi tercih ettiğini öğrendik işte mi? İşte demek ki karnında hani şimdi beyaz, yani, bir, tabii, tabii. Beyaz beyaz bir kıyafet çok giyse karnı fotoğraf iyice ortaya çıkmış olacak. Ama bak bu fotoğraflar falan çok güzel fotoğraflar. Böyle bak. Ay, Allah mutlu etsin. Aynen, Allah Mayıs tamamını erdirsin. Yani en güzel şeyi bekliyorlar şu anda. Mayıs başında da. Evet. Çocuklarını kucaklarına alacaklar. Tabii sosyal medyada da ilk yaptığı şey Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan soyadını Feyza Deniz olarak hemen değiştirdi. Ama kendi soyadını çıkartmış mı? Yok değil mi arkadaşlar? Feyza Aktan yoktu. Aktan kullanmıyordu galiba. Feyza ben Deniz mesela mi? Kendi soyadımdan vazgeçmiyorum. Hayır, şu an sosyal medyada ne yazıyor? Feyza Deniz. Aktan yok yani. Tamam, okey. Feyza Deniz olarak kullanmaya başladı. Özcan'ın bakışını gördünüz mü? Çok güzel değil mi? Karısına bakışına masadaki. Nasıl bakıyor? Aşkla bakıyor. Evet. Aynen aynen. Yani işte güzel bakınca her şey güzel görülüyor, anladın mı? Yani Özcan gerçekten. Yani ben mesela başta bir şaşırdım falan, nasıl olur falan dedim. Yani bir tabii onların ilişkilerini de göz önünde yaşamadıkları için daha önceki süreçte de. Evet. Hani bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir ilişki ile alakalı sadece fotoğraflardan insan kendi beğenince yorum yapabiliyor. Ama şu anda evet, Özcan'ın sevgisini
de algılayamamıştım daha önceki süreçte. Şimdi artık Özcan'ın yani ne kadar çok sevdiği, ne kadar şefkatle baktığı, zaten sahip çıkışından, zaten o oynama görüntüsüne yetişseniz arkadaşlar. Ben mesela Özcan Deniz'i hayat boyu evlenmez diye düşünüyordum. Değil mi? Yani işte söylüyorum. Bak oh böyle de. Bir de üstüne ne yapmış? Halay mı çekmiş orada? Yok yapmış? Oynuyor şey, misket oynuyor. Misket oynuyor biliyorsun. Aynen. İşte her kadının bir erkeğin hayatındaki yeri böyle her şeyi, şartları, alt üstte her şeyi diye, alt üstte kuralları, şeyleri hayatını değiştirebilir kural vallahi. Olmuyor aşk içine girince. Olmuyor yani. Olmaz. Kural diye bir yani şey. Özcan da mesela hani nikahında böyle misket oynayacak falan filan diye hiç mesela düşünmezsen, anladın mı? Özcan daha böyle ağır oturaklı falan böyle bir imajı vardır ya. Ama hop bak böyle. Sonra işte söylüyorum, her erkeği çöktürten bir kadın vardır hayatta. Olmaz dediği şeyi oldurur. Evet. Yapmam dediği şeyi yaptırır. Yani o yüzden bu kadınlar insanın hayatına bak bir kere girer. Yani iki tane, üç tane sevdiğini düşünürsün ama senin hayatını şekillendirecek kadın bir kere girer hayatına. Ben buna çok eminim. Doğru. Benzer şeyler yaşasa da başkalarına, bir kişidir o. Bence Özcan Deniz'in hayatında da Feyza o kişi. Evet. Onu da yani genç olmuş olmasına, yaşça, acaba hiç öyle bir şey yok artık. Dünyada yok. Bizim bir, Türkiye'de konuşuluyor bu tip işler. Ama bence bütün hayatının dengesini şu anda kurdu Özcan Deniz. Farkında değil. Evet. Öyle Mayıs'tan sonra daha tamamen kuracak. Hakan Baş'a da mesela Bensu Soral sonunda diz çöktürme noktasına getirdi. Dur, herhalde. Onlarla alakalı şeyim var hala. Bir evli, an önce evliye tamamlandı. İlk adımı attılar. Çift cuma günü istemeye geleceklerini zaten Bensu Soral da kendisi söylemişti. Bu gerçekleşti. Söz isteme töreni yapıldı ve nişanlandı işte. Nişan pastasını böyle kestiler. Kıyafeti böyleydi. Bensu Soral'ı ailesinden istedi. Şimdi bugüne kadar, yani şu son zamanlardaki diyeyim, en güzel giyinen çift nişanda ve sözde. Elbisesini çok beğendim Bensu'nun. Hakan'ın da öyle. Aile arasında resmiyete döktüler. Bence doğrusunu evet, işte yaptılar. Evet, işte aynen fotoğraflar, aileyle fotoğraflar bu. Bensu Soral'ın, neredeki eviydi arkadaşlar? Çorlu, evet Çorlu, yanlış söylemeyelim. Çorlu'da ailesinin oturduğu Çorlu'ya gitmişler ve istemişler bu törende. Oradan işte yüzükler takılırken de böyle fotoğraflar paylaşıldı. Allah tamamlardır sonunda. Evet, 3 yıldır birlikteler ve 29 Ekim'de de... 3 yıl oldu mu ya? Evet, haberde öyleyiz. 3 yıl oldu mu arkadaşlar ya? Yok ya, 3 yıl olmadı. Atıyorlar beni. Ne 3 yılı? Neyse haberin de öyle. 3 yıl önce Özge Ulusoy'la beraberdi ya Hakan. Evet, 2,5 falan olmuş. Değil, 1,5-2 max. 2014'te Özge Ulusoy'la birlikteymiş. Şimdi kaçtayız? 2018'deyiz. Hey, hey. Dur bir bakalım. Şey söyleyeceğim. Hadi, ama ondan sonra da başkalarının da çıktı. Evet, başkaları adı falan çıktı. Bu gece çocuk hepsini şey 2014'te hepsini tamamladı herhalde, öyle mi? Yani öyle saçma bir şey olamaz. Bence bu 2015'te falan tanışmıyorlardı onlar ya da. Evet işte demek ki. 2 sene falan bence. Böyle bir süre. Şimdi 29 Eylül'de nikah masasına oturacaklar. Hadi 29 Eylül'de de geçen gün Bensu söyledi zaten 29 Eylül'de işte nikah yapacağız falan diye. Ama sen de mesela diyorsun ki hep süre burada uzadıkça problemler ortaya çıkabilir. Yani yazı sevmiyorum. Bak yazı çok seviyorum mevsim olarak. Fakat ilişkilerde problem yaratan bir mevsim olduğunu düşünüyorum. Net yani. Diyeceksin ne alakası var mevsim? Mevsimin çok alakası var. Ama şimdi onlar artık resmiyete döktüler. İşte aileler tanıştı. Bir aradılar. Söz. Bence bu nişan olayı gerekli bir şey biliyor musun? Evleneceksen. Eğer evlilik de 3-4 ay sonraysa. O söz nişan onun yapılması gerekiyor. Gerekiyor ki artık yani herkes bir rahata ersin diye. Onlar bence bir rahatlar artık diye düşünüyorum. Evet ama 6-7 ay var. Hadi bakalım. Çünkü şundan dolayı hani sen hep bu ilişki için ya dur hep böyle kafamda böyle bir şeyler var falan neden diyorsun. Neden biliyor musun? Neden korkum? Yoksa sevgilerinle alakalı falan asla bir şeyimiz yok. Onlar çok daha iyi bilirler ne yaşayacaklarını, yaşadıklarını. Ama Hakan gezen bir çocuktu. Etrafında yancıları olan bir çocuk. Yani etrafı tarafından ilk araları bozulsa rahat bırakılmayacak bir çocuk. Böyle evet. Çocuklarla çok uzun süreç ilişki gitmesi çok zor. Çünkü magazin basınında çok yer aldı Hakan Baş. İşte Özge Ulusoy'dan sonra hadiseyle
İşte. Elis Sakuçoğlu ile falan hep böyle isimlerle adı çıktığı için böyle hani biraz gece şimdi, hayatını falan seviyor gibi böyle bir algı var. Ama sonuçta dediğim gibi 2,5 yıldır da süren bir ilişkisi var Bensu Aral'la ve bak böyle de belki de Bensu işte onu diz çöktüren kadın oldu, oluyor evet, ne gibi güzel, gözüküyor. Gerçekten. Ama bak nişan süresi uzayınca problemler ortaya çıkabiliyor. Şundan, ben, evet. Bak cuma günü yayınladık. Şükrü Özyıldız'la nişanlısı Rabia'yı. Evet. Ne demişlerdi bize? Önce bir VT izleyelim. Bak, cuma günkü VT'yi evet, izleyelim. Çünkü onu. Bu ilişkiden kötü haberi vereceğim şimdi. Önce cuma günü yayınladığımız VT'yi izleyelim. Ne demişlerdi bize? Sağ olun, teşekkürler. İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Size teşekkürler. Neler yapıyorsunuz? İyiyim. Şimdi dizinin çekimleri için Adana'daydım. Böyle 1-2 günlüğüne geldim. Şimdi şöyle biraz İstanbul'un keyfini sürelim diyoruz. Bu aralarda Adana'da bayağı dizi çekiliyor. Adana halkı nasıl karşılıyor sizi? Alışmışlar eminim de zaten. Ya alıştılar tabii ki. Onlar zaten alışıklar. Çok güzel karşılanıyoruz biz. Her şey çok yolunda. Çok mutluyuz orada da. İyi ağırlıyorlar bizi sağ olsunlar. Her şey çok güzel. Cebimdeki Yabancı da çok güzel tepkiler aldı. Çünkü konu, hikaye çok farklıydı. O tabii ki çok çok güzel bir proje o. Zaten senaryosu, yönetmenliği, zaten Perzan Özkötek üzerine çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ben çok mutluyum o projede yer aldığım için. Yani çok güzel iz bıraktı. İyi ki de yapmışım. Hayırlı olsun tekrardan benim nişanlandığınız. Teşekkürler, sağ olun. Evlilik tarihi belli oldu mu? Türkiye'de mi olacak? Yok, şu an her şey çok yolunda arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Peki, çok teşekkür ederim. Tamam, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bakın biz bunu cuma günü yayınladık. Bu görüntüler el ele gidiyorlar. Kahvaltıdan çıkıyorlar. Ve bu konuşmayı yayınladık. Ondan sonra hatta dedik abi birbirlerine ne kadar yakışıyorlar. Nişanlılar, evlenecekler falan derken ayrıldıkları haberi geldi. Bak cuma yayınladık. Bugün pazartesi. Biz kimi konuşsak 2-3 gün sonra bir olay yaşıyorlar. Hepimiz dahil buna. Neden aynen, olduğunu söyleyeyim mi? Sen de olay yaşıyorsun. Neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü çocuğa diyorlar ki işte bak bu erkeklerin bazen ne yapacaklarını bilmedikleri konumlarda muhakkak bizim haberi seyrettikten sonra bir konu açıldı. Dedi ki muhabir ya dedi işte ne zaman evleniyorsunuz? Her şey böyle yolunda dedi. Aynen biz böyle iyiyiz dedi bak. Biz böyle iyiyiz dedi. Çünkü şimdi sabah toplantıda bizim arkadaşlar diyor ki editör masasında. Abi diyorlar kimin ilişkisine maşallah desek 3 gün yaşamıyor. İşte Şükrü Özyıldız'la Rabia Yaman'a maşallah dedik cuma günü. Gerçekten 3 gün yaşamadı ilişki. Ayrıldılar sosyal medyadan birbirlerini fotoğraflarını kaldırdılar. Nazar boyunca koymayın artık yeter. Ama dediğin çok doğru. Çünkü hani biz burada yayınlayınca bizim nazarımız değmiyor. Değmiyor herhalde. Sadece ve sadece orada erkeğin tavrı, söyledikleri ya da tam tersi de olabilir. Kadının tavrı, söyledikleri nasıl yaptı? Şimdi bizim cuma günü programı izleyen eminim Rabia'nın arkadaşları. Annesi olabilir, ailesi olabilir. Ne biçim cevap verdi dediler. Ya ne biçim bak Şükrü'yle sen bu adamla bir yıl verseniz o röportajı arkadaşlar. Diye. Onun görüntüleri, son görüntüleri. Evet. İşte kahvaltı masasından çıktıktan sonra. Dediler ki ne biçim ya bir yıldır nişanlısınız böyle bir yanıt verilir. Biz böyle aynen. İyiyiz. Demek ki bu çocuk seninle evlenmek istemiyor. Evlenmeyi düşünmüyor. Diyen etrafında bir takım insanlar çıkmıştır değil mi? Şimdi zaten bütün provoke eden ilişkileri etraf, akrabalar, kardeşler, yani arkadaşlar, çevre. Bir de üzerine şimdi sosyal medya çıktı. O yüzden zaten bir ilişkinin, yani birisinin, ben mesela tesir altında kalmayan bir tipim. Annem bana neler söyler. Ama bir saatten sonra zınk kafana giriyor. Öyle o mi acaba de, ya? Böyle mi öyle. Acaba ya? Şimdi ama bir erkeğin konuşmalarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü yanında bir kadın varsa onu rencide etmemek adına. Yani burada bak, şunu söyleyebilir. Bak orada duruyor mesela hiçbir şey yapmıyor. Şunu söyleyebilir. Biz böyleyiz. Çünkü kadınız ya biz. Erkek de erkek konuşur ya aslında evlilik olayını. Kadın utanır. Çünkü yanındaki insanın seninle gerçekten ne düşüncede olup olmadığını İki kişi yan yanayken konuşmaz. El ele falan gidiyorlar ne şimdi güzel. O yüzden erkeğe bırakır kadın. Kadın o konuda hep bir suskun kalır. Tamam. Şimdi adamın hiç düşünmese bile. Beraber evlilik, fotoğrafları vardı. Değil mi? Evet. Evlilik hiç düşünmese bile. Şöyle bir şey demesin. Kısmet her şeye gidiyor. Tabii aynen. Ki isteriz. Şu anda böyleyiz ama kısmet çok isteriz. Bak çok isteriz. Demek de kıza söz vermiş olmuyor. Şimdi çünkü erkeklerde böyle bir şey var. Yani derse bir şey kendini bağlayacak. Evlenmeyi de düşünmüyor belli. Belli çocuk evlenmeyi düşünmüyor çok net. Evlenmeyi düşünen adamı görüyoruz. Evlenmeyi düşünmeyen adamı da görüyoruz.
Anladın mı? Yani, ben de bir adamla beraber isem eğer. Kadın orada onore edilme. Yani herhalde. Belki güzel bir laf. Ya herhalde. Evet. Çok isterim, çok, çok isterim. Mutluyum. Neden olmasın? Tabii ki biz de bunları Rabia düşünüyoruz. Rabia ile çok iyiyiz. Ama o benim aşkım falan gibi bir laflar etse mesela. Herhalde. Olay zaten hiçbir problem olmayacak. İşte ama erkekler siz konuşmayı, yani senin için söylemiyorum ama bilmiyorsunuz. Yani bir kadını nasıl onore edeceğinizi veyahut da nasıl rencide ediyorsunuz, buna nasıl dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Yani çıkarken bu kadar aşk yaşıyorsun yanında bir kız. Bak gene söylüyorum, evlilik düşünmeseniz, planınızda şu anda yok. Bile ki ben niye bir erkekle niye çıkayım ki mesela? Yani günümü gün etmek için çıkmam bir insanla ben. Muhakkak bunu ilişkinin bir amacı olmalı. Bir sonu olmalı. Her kadın bunu böyle düşünür. Ve yanımdaki adam böyle diyecek şimdi. Biz böyle iyiyiz. Ha öyle mi? Sen öyle iyi kal derim ben. Yani kız da muhtemelen bunu yaptı. Muhtemelen yani çünkü kız da muhtemelen Cuma günü bunu biz yaptı. Bunu yayınladıktan sonra kızın aklına takılsa bile dediğim gibi eşi, dostu, ailesi, arkadaşları kesin. Ya nasıl konuşuyor bu Şükrü kesin. Böyle? Bu ne demek? Bu çocuk seninle evlenmeyecek diye böyle ama ben olayı... Burada kız haklı ama kızı dolduranlar haklı değil. Hı-hı. Çünkü bazen ilişkide iki kişi kavga ederler, birbirlerine girerler, ayrılırlar. O yanlardaki akrabalar ve arkadaşlar biraz yalnız bırakmalı. Yani hepimizin etrafındaki insanlar ay o sana layık değildi, ay o bilmem neydi, o onun altına yorum yazıyor. O zaman ne oluyor biliyor musun? İş neye dönüşüyor? İkinizin birbirine olan sevgisini unutuyorsunuz. Toplum içerisinde hangimiz haklıya getirmeye çalışıyorsun? Bak o hangimiz haklı savaşı ilişkiyi bitiriyor. Aynen, işte dolayısıyla bu burada da bu aynı hemen şey. Hemen kaldırıldı. Hafta sonu Cuma günü bizim yayınladığımız o haberden sonra herhalde tartıştılar şey oldu. Ve bak burada bir pahalı yüzük falan da var yani nişan yüzüğü de. Böyle beraber yani fotoğrafları. Nişan yüzüğünün pahalı olması çok önemli değil ama bir aşk var. Güzel evet, giden bir şey var. Uzak Doğu'dan fotoğraflar. Birlikte Uzak Doğu'ya tatile gittiler. Ve bu fotoğrafları paylaştılar. Bence barışabilirler. Bu da bitmemiş. Bitmemiş mi diyorsun? Bitmeyen ilişkiler. Yani daha devamı var mı? Yani ayrılıklar oluyor ilişkiler içerisinde. Evet. Bunlar da çok... İşte bu fotoğraflardan sonra da gerçekten... Yani tabii ki şey buna açıklama yaptılar mı? Hayır yapmadılar. Şimdi şeyle ilgili neden ayrıldılar? Sadece fotoğraflara mı kaldırdılar? Evet neden ayrıldıkları ilgili. Arşive koymuşlardı fotoğrafları. Belki de arşive koydu. Şimdi moda arşivlemek arkadaşlar. Evet arşivlediler şimdi bunları. Ama herhalde barıştılar. Bak nereden anlayacağız biliyor musun gerçek aşkları? Eğer gerçek aşk değilse, gerçekten içinde bittiyse, şimdi bu arşiv var ya Instagram'da. Bittiyse tamamen silersin. Evet. Bitmeyenler... şimdilik arşivlerler. Şimdi aynı resimleri sonra aynı yerde görürseniz onların aşkı bitmemiş. Siz arşivlediniz mi sildiniz mi? Bizi geç. Bizi geç diye bir şey yok Selen. Ben o meseleyi de birazdan konuşacağım. Öyle bizi geç bizi geç meseleleri. Birazdan kendi kendine konuşuruz. Hayır efendim. Çünkü yok. Orada da haberler var. Gazeteler yazıyor. Yaşar İpek'in röportajı var. Benim de bazı yerlerini eleştirdiğim röportajım var. Ama senin de Instagram'da konuşuyorsunuz. Buraya gelince onu geç. Yok öyle bir şey. Instagram'da konuşmuyoruz. Yazmışsın. Sen de yazmışsın. Onları soracağım. Kusura bakma. Sen böyle ya da ben sorayım. Duvar gibi dur. Çünkü ben Instagram kolay bir şey. O anda yazıyorsun. Karşında bunu açıklamak zorunda kalmıyorsun. Açıklayacak bir durum yok. Sen onunla ilgili köşeleri kız arkadaşına sor. Benim muhatabım değil şu anda bu durum. Öyle mi? Bakalım. Ona sor bence. Kendisi açıklasın. Peki. Bir ayrılık haberine daha gidelim. Bak Gonca Uslat ile boşandı. Ayrıldı. Boşandı yani. Ay çok üzüldüm ona. Evet. Edip Burak Ertoğan. Ama onlar ayrı yaşamıyorlar mıydı? Yok ayrı yaşamıyorlardı. Ses mühendisi Edip Burak Ertoğan'la 2018'in Mart ayında ayrılık kararı aldı. Ne zaman evlenmişlerdi? Geçtiğimiz yıl yılbaşı gecesinde yurt dışında evlenmişlerdi. Ve Phuket'te 31 Aralık gecesi böyle gizlice evlenmişlerdi. 2 yıl önceydi. 2016'nın yılbaşı, yıl sonuydu yani. Ani kararlar, ani kararlarla evlilik kararları almak, ani kararla ayrılık kararı almak. Yani ani verilen her türlü kararın sağlıklı olmadığını düşünüyorum ben. Ondan oluyor bence. Evet, demiş ki eşim Burak Ertoğan'la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi... Bak, ayrı yaşıyorlardı. ...hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. Duydum ben. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde bizim için hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz dedi Gonca Ustateri.
İşte böyle düğünden fotoğraflar vardı. Sonra Phuket'te evlendikten sonra yılbaşı gecesi Atilla Özdemiroğlu'nun işte rahmetli. Onun evinde böyle bir düğün nikah yapmışlardı. Böyle de güzel. Ses var mı bunda? Bir ses duyalım bakalım. Ben... Evet. Aşklar hep mutlu başlar. Aşklar böyle başlamıştı, evet. Gonca Vusatay'ın aşkı. Aşklar hep mutlu başlar. Evet, film çektiği bir film setinde tanışmıştı. İşte balayı fotoğrafları bunlar. Phuket'te balayına gitmişlerdi hemen evlendikten sonra. Sosyal medyadan da bütün bu fotoğraflar hop yine kalktı işte. Bitince kalkabilir. Evet. Ne yapalım yani, bitince... Dursun orada mı dursun yani? Hepsi dursun o zaman. Aslında yani yaşanmışlıklar da güzel ayrılırsan, anladın mı? En azından birbirine yara vermek istemezsen ama olmuyor. Çünkü hırs olan bütün ilişkilerin ayrılıkları maalesef. Ama bak bak gördün mü, ayrılmışlar. Ne yorum yazan var, ne bir şey yapar. Ben böyle seviyorum, ayrılık da böyle olmalı. Anladın mı? Ayrılık da bu şekilde olmalı. Bak şimdi kimse konuşmuyor. Çünkü birbirlerine yapmış oldukları bir hata yok, bir şey yok. Böyle olmalı. İki tarafta bence. Anladın mı? Sizde böyle olmuyor işte. Sizde... Ama onun bir tek onun nedenini sorarsam biraz sonra açıklarım. Bir tek İyi. Onun nedenini. Tamam bakalım. Yani tabii ki benim tercihim de o. Peki. Şükrü Novalı'ya gidelim. Hayırlı olsun Gonca ile Edip Burak'a tabii. Boşanmışlar. Mutluluklar diliyoruz yeni hayatlarında. Şükrü Novalı'ya gidelim. Bebeğin cinsiyeti belli oldu. Ve ikiz geliyor haberleri vardı. Bir bakalım haberimize. Şükran Ovalı'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Şükran Ovalı ile önceki yıl İtalya'da nikah masasına oturduğu ünlü futbolcu Caner Erkin bebek heyecanı yaşıyor. Senden çocuğum olsun istiyorum. Gözleri senin gibi baksın. Görenlerin içini çiftin bebek haberi doktor kontrolüne giderken çarptıkları bir taksicinin verdiği bilgiler sonrası ortaya çıkmış. Şükran Ovalı da yaşanan tatsız olay sonrası gündeme gelen bu bilgiyi doğrulamıştı. Doktordan mı geliyoruz dedi size? Evet. Ha, böylelikle bir magazin olayına imza atmış oldunuz. Yaklaşık 4 aylık hamile olan Şükran Ovalı'nın hafta sonu ikiz bebek beklediği ancak cinsiyetlerinin henüz belli olmadığı iddiası yazılı basında gündeme geldi. Yok artık ya. Asma, asma. Ancak duymayan kalmasına ulaşan bilgiye göre ise Şükran Ovalı'nın bebeği ikiz değil ve cinsiyeti de kız. Asena Atalay'la evliliğinden Çınar adında bir oğlu olan Caner Erkin'in ikinci bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu duyunca çok sevindiği de gelen haberler arasında. Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim. Evet, gazetelerde ikiz bebekleri olacak, çocukları olacak diye haberler çıktı. Ama duymayan kalmasın, bunun da doğrusunu açıklasın işte. Cinsiyeti kızmış ve ikiz değil bebekleri. Tek bir çocukları olacak. Hayırlısı olsun. Haydi bakalım, hayırlısı Allah olsun. Allah tamamını artırsın. Evet. Oğlu vardı zaten. Evet, mi? Oğlu vardı. Ha, iyi, süper. İlk Asena'dan oğlu var. Şimdi kızı olacak Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in. Bu arada Caner Erkin'le taksici arasındaki problem hallolmuş. Taksiciye ulaştı bizim arkadaşlar. Nedir durum diye. Davasını, şikayetini geri çekmiş ve olayı tatlıya bağlamışlar. Demek ki güzel. Yine bir olayı daha çözmüş bulunduk. Aynen, evet. Yani o yüzden kızıyorsunuz falan ama yani bu haber başka yere gitmiş olsaydı ne of, nasıl açtı? Ne oldu? Biz taksiciye aradık. Taksiciye dedik ki bakın şey yapın. Müjdeli haberi duyurduk. Bak şimdi mesela cinsiyetini de duyurmuşlar değil mi? Evet, aynen. Onlar duyurmasalar bilebilir miyiz? Bilemezler. Evet. Mutlu haberleri vermekte hiçbir sakınca yok. Keşke hep mutlu haberler verebilsek yani. Evet. Evet. Dolayısıyla ikiz geliyor haberleri. Doğru değil efendim. Kız olacak çiftin çocukları. Haydi bakalım. Necat İşler'e gidelim. Necat İşler Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bir detay var ama ona da konuşacağız şimdi bakalım. Her şey yolunda mı Necat Bey?
Geçtiğimiz günlerde gala oldu. Filmin devamı ikincisi. İyi ki çok sevilmişti. Neler söyleyeceksiniz? Allah devamını ayırsın. Arkanıza dikkat edin. Ben tutuyorum arkadaşlarım. İyi, tamam. Siz neler yapıyorsunuz? Biraz konuşalım Nicat Bey, hiç konuşamıyoruz. Bodrum'da yaşıyorsunuz. Bodrum'da yaşıyorsunuz. Göremiyoruz sizi devamlı İstanbul'da. Sen beni konuştuğumu gördün mü? Şu an konuşuyoruz ama. Efendim alnınızda ne oldu? Bir yere mi vurdunuz? Alnınızı. Duvara vurdum. Galatasaray'ın üstüne baktım. Haksız şeyler yaşanmış galiba. Nereden çıkartacağım Necat Bey? Suat. Görüşürüz. Alkol tedavisi görmeyi düşünüyor musunuz Necat Bey? Onu soralım. Sağlığınız açısından. Ben de yapabilir miyim? Necat İşler. İstanbul'da Bodrum'da yaşıyor zaten ama şimdi Kaybedenler Kulübü Yolda filmi için İstanbul'da galalarda, röportajlarda, dolayısıyla İstanbul gecelerinde yine görünmeye başladı Necat İşler. Görünce de alnını vurmuş herhalde, duvara vurdum diyor. Doğru yalan artık ya da şaka yapıyor bilemiyorum. Ama işte sağ üst kaşık, sağ kaşın üstünde böyle bir morluk. Bir... Ama orası öyle bir yer ki yani birisi vursa sadece orası morarmaz. Evet. Bir yere çarpmış herhalde. Bir şey ya, bir yerden çıkarken kafayı çarptı, öyle bir şey o yani. Artı bu adamı çok seviyorum ben. Yani mesafesini çok seviyorum. Duruşunu çok seviyorum. Sadece onunla ilgili merak ettiğim bir şey var. Bu sosyal medyada hep ona ait olan duvar yazıları var diye bilinir. Evet. O hayır, doğru onun mu? Değil. Ben öyle mi? Tabii. Çok hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ben o söylüyor zannediyordum. Hepsini yazıyor zannediyordum. Çünkü, o yazmıyor. Hani Necat'ın da geçmişte öyle paylaşımları var. Çok üzüldüm. Sonuçta, çok... Hani kalemi ve aklı iyi çalışan adam. Ama onu tabii ki taklit ediyorlar. Ve bunu hayranları sevdiği için tabii ki Necat'ın bu tarzını, bu halini sevdikleri için de Necat öyle taklitleri çıkıp... Hayır, öyle kendini... kadından anlayan öyle güzel söylemleri var ki ilişkiyi, hayatla, hayat görüşü o kadar güzel ki o yazılardaki... adamın. Yani o yüzden de o yazıları okuya dedim ki ne kadar dolu bir adam, nasıl vizyonu farklı bir adam falan dedim. Bak röportajını izle bakalım. Belki hiç mi yok hiç mi yok o yazıların arasında yazısı acaba? Hiç yok. Çok üzüldüm o zaman. Bakalım şimdi bak röportajda izle. Belki görüşlerini yine seversin. Ne diyor? Delikanlının yakınından geçmedim diyor. Kadınların ilgisi hoşuma gidiyor diyor. Bir izleyelim. Kaybedenler Kulübü. Diyorsun ki bir yerde, ilk filmden bu yana geçen zamanda hepimiz değişik yollardan geçtik. Yol bizi mutlaka değiştirmiştir. 7 yıldan sonra sende neler değişti? Enerjim aynı değil. Biraz daha sakinim, öyle söyleyeyim. Tabii ki ölene kadar rock and roll da ama biraz daha sakinim, onu söyleyebilirim yani. Filmdeki gibi ilişki lafı seni korkutuyor mu? İlişki evet korkutuyor. Niye? Her türlü ilişki. Korkutmalı da zaten. Korku ki dikkatli davran yani karşındakine. Beni öyle korkutur. Hı. Dikkatli davranman gerekir yani insanlara ki ilişki ona göre ilerlesin. Açık olmak lazım bir defa ki yani kimseye yalan söylemeden. Yalan bir ilişki olmasın bari. Biri gelip beni ikna ederse evlilik olabilir demişsin bir röportajda. Peki niye mesela hani birini evlenmeye ikna etmek için yanıp tutuşacağını hesaba katmıyorsun? Neden evlilik? Yani bir kağıttan bahsediyoruz değil mi? İmzadan, kağıttan. Tamam. Ben her yerde yatar uyurum. Hı hı. Her yerde de yaşamımı sürdürebilirim. Birinin beni şuna ikna etmesi lazım. Bu gece otelde yatmamız lazım. Ve otele girerken de evlilik cüzdanı istiyorlar aynı odada kalmamız için. Ona ikna olmam lazım, anladın mı? Bu kadar mı? Ben her yerde yatar kalkarım. Benim için sorun yok. Yani önemsiz bir ayrıntıdan bahsediyoruz orada, öyle mi? Evlilikte öyle bir şey işte. Peki niye o ya zaman? Ben niye ikna edeyim buna yani? Ben gidip şey demem yani. Ne olur bu gece otelde kalalım demem yani. Nasıl biri peki seni ikna eder buna? Bilmiyorum, göreceğiz. Peki yaş kemale eriyor hepimizde olduğu gibi. Dolayısıyla beklentiler değişiyor mu? Bakış açısı değişiyor mu? Allah artık hiçbir şey beklemiyorum ben. O derece. Kendi adıma söyleyeyim yani. İyi yol aldığımı düşünüyorum şimdiye kadar bir şekilde. Düştüm kalktım. Neyi kastediyorsun yani. İyi yol aldığımı düşünüyorum derken? İyi yani iyi yol almışım ki iyi hissediyorum şu anda kendimi. Okay. Geldiğim yer, durduğum yer itibariyle. Kadınlar sende ne sever? Bilmem. Vallahi bilmem. 46 yaş peki nasıl bir yaştır? Hayatının nasıl bir dönemindesin? Güzel bir yaş.
Nesi güzel. Artık direnmiyorsun bir şeyler. Teslim olmak. Kabul ediyorsun böyle. Öyle de gidiyor zaten. Sağlıkla ilgili problemleri atlattın mı? Her şey yolunda mı? Gördüğün gibi. İyisin. Bomba gibisin. Öyle davranmam gerekiyordu. Öyle yaşamam gerekiyordu. Öyle yaşadım. Da hiçbir şeyden pişman değilim bu anlamda. Pişman oldum, şöyle bir şey olabilir. Pişman değil de yapacak bir şeyim yok yani. Üzüldüm bir şey olabilir. İnsanları üzdüğüm için üzüldüm. Özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Seni yapmam sevdik. Gerekiyordu yani. Seni de korkuttun mu? Korkutmadı mı? Evet, bak Necat İşler, Şirin Sever'e verdiği röportaj bu. Çok güzel bir röportaj. Evet. Yani çok kısa, anlaşılır, insana geçen bir röportaj. Bence bu adamın yine de 2-3 tane söylemiş olduğu cümleyle yine ne istediğini bilen, en azından kimseyi kandırmayan, gerekliliği olmayan, kendi hayatında evlilikten bile bahsederken çok objektif, yani insanların duymayı istediği gibi değil, kendi ne istiyorsa, ne arzuluyorsa, nasıl bakış açısı evet. Neyse onu söylemiş yani. İşte bak mesela ama zor bir adam, anladım ben. Evet. Necat da mesela Teoman gibi, hani bir evliliğe ikna edilecek, bir ilişkiye ikna edilmesi zor adamlar bunlar. Çünkü o kendi hayatını yaşıyor. İlla evli olması gerekmiyor. İlla düzenli bir hayat kurması gerekmiyor. İşte kendin de söylediği gibi orada da yaşarım, orada da yaşarım, orada da yatarım, burada da yatarım diye şey yapıyor. Orada da yaşar, orada da yatar. Bu böyle olabilir. Ama birisine rastladığı zaman ve gerçekten sevdiği zaman... Belki de onun zaman... da işte şey gibi, Özcan gibi, Hakan gibi öyle birilerine rastlaması gerekiyor belki de. Ama bu bohemlikten kurtulması gerekiyor. Evet. Yani bu... ya öyle bir algı var ki onunla alakalı. Hani o evde dağınık. Hmm. Yani isterse o çorabını atar, o salonda o 3 gün çorap kalır falan. Yani toplamasa da olur. Veya da karısı kalktığı zaman veya da kız arkadaşı, "Ay bugün hava çok güzel, yürüyüşe gidelim mi?" dediği zaman asla koltuktan kalkıp televizyonu bırakıp gitmek istemeyecek falan bir tarzı var. Öyle evet. Geçiyor bana. Hani bu öyle bir kadın olmaz ona. Yani ona tamam sen canım evde mi oturmak istiyorsun, ben çekip gidiyorum falan, öyle bir kadın onu ikna edebilir. Yormayacak, yorulur bu adam yani. Evet. Gereklilikleri yerine getirirken yorulur. Aynen öyle bakalım. Evet, filmi vizyonda bazen biz de eleştiriyoruz buradan gazeteden Necat'ın halini tarzını ama sevdiğimiz için kendisini hem de sağlığını düşündüğümüz için. Sen hem seviyorsun hem eleştiriyorsun. Tarzın bu. Evet. Ve Şirin'in de YouTube kanalı çok güzelmiş ismi Şirin. Bayıldım. Bazıları Şirin sever diye. Aa süper. Evet, güzelmiş yani. Evet. Peki Hadise'ye bakalım. Bostancı Gösteri Merkezi'ne sahne aldı Hadise. Kılık, kıyafet yıkılıyor. Çok iddialı. Şimdi sabahtan beri bizim ekipte kadın arkadaşlarla tartışıyoruz. Yıkılıyor erkek mu? Arkadaşlarla tartışıyoruz. İşte bak, erkekler kadın, yıkılır evet. Tabii. Bakalım görelim siz ne diyeceksiniz. Evet, sahne öncesi. Bostancı'dayız. Uzun yıllar sonra bayağı birkaç yıl oldu. Ben en son yanlış söylemiyorsam 2011'de çıktım Bostancı'da. O yüzden çok heyecanlıyım. Yurt dışından galiba zanaatçılar gelmiş. Evet. Kasım ayından beri hatta çalışıyoruz. Ya biz ben yurt dışında da çalışmalarıma devam ettim. Sonra tabii orkestramız burada olduğu için dansçıları buraya transfer ettik. Yani şovumuz sürpriz diyebilirim. Kıyafetler çok çok iddialı. Kıyafetler için çok çalıştık. Bakalım. Yeni kredimiz ayda olsun. 23 günden 6 günden evet. Zam aldı. Evet. Neler hissettirdi size? Geri dönüşü nasıl oldu? Valla öncelikle sıfır toleranstan sonra çekilecek klip bence farkımız vardı. Çünkü farkımız var, çok tıklandı. Çok bugüne kadar çekmediğim çok böyle salaş bir klip çekmek istedik Hülya ile. O yüzden Metro'yu düşünüp... Konuşulan da şu oldu. Tolerans şarkısında klibimiz hani ceza yediği için mi öyle bir klip çekmeyi düşündüğünüz? Valla beni hiçbir şey korkutmaz arkadaşlar. O klip öyle bir klip olsun istedim. Hiçbir şekilde bir şeye karşı bir tepki olsun ya da ben korktum, ben bir mont giyeyim bu klipte demedim. Ondan dolayı yoksa hatta yani... Dansçılar bile yoktu bu klipte gibi. Çünkü dediğim gibi ben dans istemedim. Sıra dışı bir şey yapmak istedim. Yoksa ben yani dansçı da koyarım. İstersem erkek manken de koyarım. İstersem dekolte de giyerim. İstediğimi yaparım. Ben özgür bir sanatçıyım. Son klibimizdeki mont az önce bahsettik. Bir kardeşim benzetildi. Bununla ilgili bir şey. Benzetildi derken aynı kıyafet. Yani şimdi Kim Kardashian giydi diye biz giyemeyecek miyiz? Yapacak bir şey yok yani. O mont sadece onun için yapılmamış. Kocasının tasarımı. Ben de Kanye West'in tasarımlarını çok beğeniyorum. Zaten klipteki bütün kıyafet kocasının tasarımı.
O yüzden öyle bir şey giymek istedim. Bizim de bir farkımız, sabrımız var. Sınavı geçelim. Evet, o kliptekiydi. İlk klibi biraz işte küvete giriyor diye, biraz üstü gözüküyor diye, üst yeri gözüküyor diye. Sıfır toleransla Rütük işte bazı kanallara ceza verdi. Ama erkeklerin hadise... daha fazla öyle küvette falan şeyle öpüşürme evet, hali var. Evet, hadisede ona itiraf ediyor yani zaten. Çok... Niye biz kadınlara bunu yapıyorsunuz niye diye. Niye yani? Ve hani ikinci yeni çektiği klipte de böyle mont işte Kim Kardashian'ın giydiği monttan bahsediyor. O montu falan giyince vay işte korktum mu korkmadım mı niye bunu çekiyor diye tartışmalı. Ya onu öyle ona derler, onu öyle diyorlar. Öbür türlü öyle derse ona yani o artık... Şimdi bak bu... Burada da meydan okudu diye işte. Ama böyle de meydan okunamaz yani. Okunmaz. Beğendin mi? Bak Bostancı'daki... Hiç beğenmedim. Sahne kıyafeti böyleydi. Üzerinde bir pardüsesi vardı. Sarı bir pardüsesi vardı. Konserin ilerleyen çok dakikalarında açık yani. Bunu çok fazla attı açık. Üzerinden. Ve ben... bu haliyle sahnede kaldı. Bak bu üstündeki o gepyer, o yani şu dekoltesi falan... O sarıyı da hiç beğenmedim de ne alaka yani. Ama şurası güzel. Mayoyla da çıkabilir. Herkes mayoyla çıktı. Ayşe Pekkan da giydi. Herkes giydi. Ama bak bunu daha çok beğendim. Fakat bu kız etli bir kız. Etli butlu bir kız. Tamam. Kalçaları var. Üst şeyleri ne? Buraya ne deniyordu? Basen mi? Baldır. Baldır. Çok baldırlı bir kız. Baldırları çok kalın. Yani bu mayoyu mesela kim giyse atıyorum Hande Yener giyse veya Demet Akalın giyse neyse yani hı-hı. Daha vücudu zayıf. Biraz daha bacakları uzun birisi giyse bu kadar müstehcen durmayacak. Etli olduğu için daha fazla duruyor. Anladın mı? O yüzden arka kalçası olduğu gibi açıkta. Şey gibi yani arkası sadece ip bağ gibi duruyor. O yüzden de yani biz burası bu fazla bana fazla geldi bilmiyorum. Belki de hani şeyler ama onun vücudundan hata. Dolayı fazla. Bak, nedir o çizmeler, çizmelerin yanından işte o jartiyer gibi olan askıları falan yok, filan o, belki. O, hayatım arkası yok. Mayonun arkası yok. O kadar da değiliz yani. Hani Jennifer Lopez falan. Onlar giyince yani, vay onlar. Bilmem ne falan filan yapıyorsunuz. Ne güzel giymiş. Sahnede yıktı geçti. Ama yakıştığı zaman bak üstünde sırıtmadığı zaman çok açık bir şey de olsa üzerinde böyle çok açık gibi durmuyor. Vücut propozisyonla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani kalçaları ve üst şeyi çok geniş ve etli olduğu için bu kızda o daha böyle seksi gözüküyor anladın mı? Hmm. Tabii ki hani erkekler daha fazla beğeniyor olabilir ama bir şey duruşu oluyor. Neyse yani söylemek istemiyorum evet. Da yani kötü o kadar iyi durmamış bence. Peki sahnede de ne diyor ona ama da bakalım sahne performansını çok beğeniyorum tabii. Hiçbir zaman kadınları ezen ya da nasıl desem böyle saçma sapan bir konuda yansıtan bir şarkı hiçbir zaman okumak istemedim. Hiçbir zaman. Ve bunun için her zaman savaşacağım. Bir kadın olarak hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim. Ben bir Atatürk çocuğuyum. Çok yersiz. Evet. Çok yersiz. Türkiye demokrasi ise benim klibim ceza almamalı mesela. Ceza konusunda katılıyorum. Evet. Bak ceza konusunda katılıyorum. Ama yarı çıplak bir mayo varken üstünde herkesin Atatürk'ün adını ağzına alacağı yerleri çok iyi seçmesi gerektiğini ve durumlara inanıyorum. Yani demokrasiyle Atatürk'le, senin şu mayolu halinle hiçbir bir bağlantısı yok. Yok yani, ama o da tabii ki mayo kıyafetiyle ilgili söylemedi onu. Kadınların ezildiği, kadınların kötü gösterildiği hiçbir şarkıya imza atmam, hiçbir şarkıyı söylemem dedi. Yani ne demek orada istedim? Hani şarkılarda vardır ya abuk sabuk kelimeler hani... Böyle erkek dili kullanılır bazen. Hı hı. Onu kastediyor aslında. Orada kılık kıyafetinden çok onu kastediyor. Kadınları böyle lanse eden, böyle küçük gören, ezen şarkıların, kelimelerin içinde geçtiği, cümlenin içinde geçtiği şarkıları hiçbir zaman okumam diyor. Bence doğru da söylüyor. Çünkü hani cinsiyetçi bir yaklaşım hepimizin dilinde vardır. Tabii ki o çocukluğumuzdan farklı. Beri hani elin namuruyla erkek işine karışma mesela. Hani ilk aklıma gelen şey. Bunun gibi bin tane
abuk sabuk şey vardır. Ama tamam da bu konserde... İşte o da oradan şarkılardan şey yapıyor ama yok. Söylediğine %100 katılıyorum. Atatürk hani her kılık, yerde kıyafetle. Ağzına alınmasın. Ha, biz yani illa açıldığımız zaman Atatürkçü oluyoruz, kapandığımız zaman olmuyoruz gibi bir yaklaşım bir şey, asla bak, olamaz. Bu ayrımcılığa zaten giriyor. Ama Türk kadını temsil eden bir duruş vardır gerçekten. Ha, sen sahne sanatçısın, tabii ki sen iddialı giyineceksin, burada bir şey yok. Ama senin bir tane klibin yasaklandı diye... Bir başka düşünce tarzına veyahut da senin gibi olmayan, senin gibi giyinmeyen kadınlarımıza da o zaman haksızlık etmiş olursun. Çünkü onlar da Atatürk'ü çok seviyorlar. Onlar da Atatürk'ün çocukları. Ama onlar o şekilde yaşıyorlar. Yani onu ayrımcılık yapmış oluyorsun. Bence konserlerde hele bu kılıktayken konuşulmamalı. Her yerde Atatürk'ü konuşmamalıyız bence. Yani buna saygı duymalıyız diye düşünüyorum ben. Peki. Bir de şu arkası çok açık. Arkası çok arka açık. Arka tarafı biraz hafif kapatalım diyorum ben. Evet. Yani biraz peki. Daha. Evet. Seni seveceğin ve sana iyi gelecek bir haberle gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Engin Akyürek'le cuma günü buluştum. Biliyorum. Beraber oturduk işte. Beraber fotoğraflar çektirdik, sohbet ettik, konuştuk falan filan. Ondan sonra... Dedim ki işte Cansu meselesi falan filan daha önce soruldu. Bu dedikodular nereden çıktı peki diye sordum. Evet. Ya tamam. Cansu da söyledi. Ya böyle bir şey yok dedi. Engin'le biz asla dedi sevgili mevgili değiliz dedi. Engin defalarca söyledi. Bizim kameralarımızı söyledi. Ben de sordum tabii. Hani siz söylediniz ama peki bu dedikodunun kaynağı nereden çıktı diye sordum. Ya dedi bana mı soruyorsun dedi. Bunu dedi en iyi bilmesi gereken sensin dedi. Eğer sen de bilmiyorsan bunu dedi. Ben nereden bilebilirim? Çünkü gerçekten bilmiyorum dedi. En son işte Altın Kelebek gecesinde burada da söylemiştik hatta. O da teyit etti. En son diyor Altın Kelebek gecesinde sahnede gördüm Cansu Dere'yi. Sonra da bir daha görüyorum. Peki dedim. Geç bunları. Hadi Cansu tamam. Bir magazin asparagası olsun. Sevgili var mı? Sevgili dedim. Onu da söylemez o. O da kopuyor ya şeylerden. Bilmiyorum kopuyor mu kopuyor ama bana samimi geldi. Dedi ki vallahi yok dedi. Dedim ki nasıl olmaz ya? Türkiye bırak Türkiye'yi. Latin Amerika yıkılıyor. Orta Doğu yıkılıyor. İşte Maradona'yı geçmiş. Okuduğum kitap diyorum. Arjantin'de bestseller oluyor. En çok okunanlar oluyor diyorum. Nasıl olmaz sevgilim falan. Ya inan yok dedi. Olsa dedi sana söylerim diye açıklama da bulundu. Ama bana samimi geldi. Bence de sevgilisi yok gibi. Gidecek nasıl? Misin Arjantin'e dedim. Haziran'da gidiyormuş Arjantin'e. Bu filmle işte Çağan Irmak'ın çektiği Çocuklar Sana Emanet filmiyle. Orada da gösterim yapılacakmış. Arjantin'e, Latin Amerika'ya, Şili'ye gidecekmiş. Yani o kadar başarılı bir oyuncu ki bana göre magazini sıfır olup, bak o çok önemli bir şey. Çünkü insanlar işlerini evet bir şeyler üretiyorlar, bir yerdeler ama herkesin biliyorsun magazinle beraber de yürüyor. Özel hayatlar, evlilikler, ayrılıklar, gittikleri mekanlar falan. Bunların hiçbirisinde Engin yok. Bak bu çok önemli bir başarı. Sordum nasıl yaşıyorsun böyle dedim. Oraya gitmiyorsun, buraya gitmiyorsun. Ne yapıyorsun? Anadolu yakasındayım dedi. Çıkıyorum dışarıya dedi. Kafeye gidiyorum kafeye dedi. Oraya gidiyorum kitap dedi. Kitap okuyor. Kitap okuyorum dedi. Çünkü kitabı yazıyormuş da. Hikayeler yazıyor. Bir edebiyat dergisinde hikayeler yazıyor. İşte senaryo yazıyormuş. Film çekmek istiyor ileride falan. Bunları yapmak istiyorum dedi. Daha kapalı bir hayat yaşıyor. Ama diyor illa diyor sizin anladığınız anlamda işte kulüplere gideyim bilmem herhalde, ne falan. Herhalde. Öyle bir şeyim, tarzım, vallahi, anlayışım. Çok... Yok diye söylüyor ama bu diyor kadar. Seyahat bunları ediyor. Biliyorduk zaten başka bir şey. Seyahat işte sevgilisi söyledi seyahat ediyor sana da selam söyledi. Ondan sonra aynen. Çok sağ ol. Dedim ki senden dedim bahsi Seren dedim senin dedim hep şey olarak stajla anıyor. Gayet her gördüğünde. Hayır şimdi çok seviyorum gerçekten de. Çok seviyorum ya. Çok... Ama yakışıklı çocukmuş bak ben de ilk kez bir araya geldim. Ben sana dedim. Evet 1.90 boy. Ya. Yapılı spor atletik falan filan şeyi de. Muhabbeti de güzel. Çok iyi çocuk evet, değil mi? Sempatik, sıcak seviyor Türkiye onu seviyor, dünya seviyor. Yeni bana dizisi göre... de henüz daha yok arkadaşlar. Eylül herhalde yaparsın dedim. Yapmayı istiyorum ama henüz ortada bir somut proje yok dedi. Bana kalırsa Eylül'e yetişmesi biraz zor ama demek ki... Ama Engin Akyürek olmalı ya. Evet, yani belki yani Eylül'de değil ama önümüzdeki sezon olacağım dedi. Eylül olmasa da belki Kasım Aralık gibi ekranda olur Engin Akyürek yeni dizisiyle. Her yaptığı şey çok iyi iş yapıyor. Evet. Yani evet mesela son... Son işi olmadı ama. Ama ben zaten kimle görü görmez. Kimle Hazal Kaya ile oynadı? Hı? Olmaz. Onu ben görü görmez. Bak arkadaşım yok, olsaydı ona söyleyeyim. Yok Fahriye'ydi pardon Hazal değil. Olmadı o hikaye. Hikaye evet. Olmadı ama.
Yani Engin tek başına bak şöyle konuşsun 45 dakika gene seyredilir yani. Yani ne benden ne Fahriye'den kaynaklanan bir durumda ama diyor bazı herhalde işler canım, diyor. Olmuyor. Oturmuyor. Ona kara para aşk gibi önene. O Tuğba Büyüküstün falan tarzı bir kızla oynamam. Sordum Fahriye şeydi sordum. Neydi? Tuğba ile nasıldı dedim. Tuğba mı daha iyiydi dedim. Beren mi daha iyiydi? Öyle bir şey söylemez anladım. O. Söyledi, söyledi ikisi de çok iyiydi diye şey yani. Işte, çünkü iki diziyi kıyasla dedim ona. Fatma Gül mü, Karapara mı diye. O ikisi de çok iyi dizi. Evet şeyin dedi, Karapara'nın dedi aşk duygusu çok yüksekti dedi. Çok ya oradaki. Ben aşkı bu kadar güzel anlatan bir evet. dizi çok az seyrettim yani. O yüzden insanlara geçti. Bence orada patladı yani Engin evet. en çok. Peki yeni filmiyle ilgili bu hafta sonu vizyona giriyor. Onunla ilgili verdiği röportaja bir bakalım şimdi onu da izleyelim. Madem bu kadar sevdin Engin'i. Çok üzülmüş bu fakir. Senaryo okuduğumda gerçekten iyi bir tür filmiyle karşı karşıya kaldığımı görmüştüm. Ama her şeyden önce samimiyetini çok doğru bir şekilde yansıtan bir senaryo vardı karşımda. Meselesini, ne anlatmak istediğini çok doğru bir şekilde söylüyordu. Aslında Çağan'ın bu sözü filmi çok doğru anlatıyor. Yani modern insanı da çok doğru tanımladığını düşünüyorum ben filmi. Özel oynadığım karakter üzerinden, Kerem'in duygusu üzerinden, Kerem'in yarası üzerinden bu cümle filmi çok doğru anlatıyor. Evet modern hayatta hepimiz yaralarımızla, acılarımızla hayata devam ediyoruz. Ve film, yani özellikle finali ve gelişim süreci bunu çok doğru anlatacak ve çok doğru hissettireceğini düşünüyorum. Oyuncu olarak bu işe bağlayan ve bütün motivasyonunu sağlayan şeyler oynadığınız karakterlerdir ve senaryodur aslında. Hep tanımadığınız, bilmediğiniz insanları oynama heyecanı ve onun peşinden gitme ve o yolculuğa katılma sürecidir. Bu film aslında benim de bir şeylerle yüzleşmeme sebep oldu. Hayatta inandığım ve değer verdiğim kavramları tekrardan yüzleşmek demeyelim ama belki de tekrardan böyle check etmeme sebep oldu. Hayatta ne yaşarsak yaşayalım, hayatın içinde çok güçlü bir duygu var, umut var. Ve film bunu çok yüksek bir şekilde söylüyor. Ve ben bunu film boyunca özellikle oynadığım karakter üzerinden çok yüksek bir şekilde hissettim. Yani umarım seyirci de hisseder. Bazen bunu unutuyoruz çünkü. Hayatın o tarafıyla çok ilişki kurmuyoruz. Evet, film tekrardan o pencereden bakmamı sağladı. Evet. Hayırlı olsun bakalım. Ne zaman giriyor vizyona? Yakından daha yakıştı biliyor musun? Ne yapayım Cengiz şimdi bence Allah Allah. Hayır canım Allah. Söyledim ya. Seyirciye muhakkak söylüyorum sana söylemiyorum niye her şeyi. Ha. Sana söylediklerimizi sen kendi üzerine almıyorsun. Bir şey söyleyeceğim seyirci peki mütevazi değil mi? Öyle. Evet evet çok. Çok yok çok. Yok ben Türkiye'deki bana göre birinci bu. Öyle mi diyorsun? Birinci. Peki birinci i̇lk bu. İlk üçü söylüyorum Kıvanç, Engin, Burak Özçivit. Evet. Yani hem yakışıklı, hem efendi, hem başarılı. Kenan yok mu? Burak yok mu? Kenan daha büyük ama onlardan. Kıvanç yok mu? Kıvanç dedim. Ha dedin mi Kıvanç? Evet. Pardon. Kıvanç, Engin, Burak dedim. Şarkıcılarda kim var? Ay. Evet. Bilmiyorum kimi, hatırlamıyorum şarkıcıları. Bir Yaşar, iki Yaşar, üç. Şimdi bak bu meseleyi açmak için bu soruyu vallahi sordum sana. Açmak istemiyorum çünkü, gerçekten. Çünkü hafta sonu postada röportaj verdi Yaşar ve dedi ki eski çöplüğünde gezmeye devam etti dedi. İşte bu röportaj sen eski çöplüğünde gezmeye devam etti. Onun için ayrıldık açıklamasını yaptı. Ben de tabii şaşkınlıkla gördüm. Aa dedim Yaşar niye böyle bir şey söyledi falan filan. Sonra kameralara konuştu Yaşar ve dedi ki ayrıldık Seren'de dedi. Sonra enteresan bir şey oldu ve bir kızla beraber el ele görüntülendi. Neyse. Neyse değil. Ama şimdi sen son dakika bir şey var. Ben Yaşar'la konuştum. Kim bu kız Yaşar dedim. Ben size geçeceğim anlatayım. Sana niye anlatıyorum ki? Kim bu kız Yaşar dedim. Ondan sonra Yaşar da bana dedi ki abi dedi. Ay hiç duymak istemiyorum.
sen kendi kendine seveceğin. Çok yakın arkadaşım dedi. Evet, bütün yakın evet, arkadaşlar bak şu şekilde dedi, evet, tutuşuyorlar. Çok yakın arkadaşım diye söyledi. Ama şimdi bu bilmediğim bir şey var. Kızın adı Elif Taliboğlu'ymuş. Benim ilgilendirmiyor kızın adı Cengiz. Şunu söyledi ama açıklaması var. Diyor ki benim 15 yıllık ailemin ve babamın yakın tanıdığı dostumdur diyor. Evet. Yaşar İpek için. Bak bunu bilmiyorsun. Bu yeni bir gelişme. Aramızda arkadaşlık, dostluk dışında herhangi bir şey yoktur. Ayrıca Seren Sayangil'i çok seviyorum. Bak kız diyor bunu Yaşar İpek'le. O yüzden evet. Yaşar'ın elini tutuyorum diyor. Seren Sayangil'i çok seviyorum. O yüzden lütfen yanlış haberler yapmayın. Ayrıca Yaşar Seren'i çok seviyor diyor. Buyur. Bu bugünkü açıklama. Yeni açıklama. Gözünü de görmek için. Yalan atmıyorum ben. Sen atıyorsun. Bak. O ya, el ele görüntülendi. Şey. Şimdi neyse ben, yani sonuçta herkes öyle. Bu meseleyle ilgili. Şimdi sen bu meseleyi ısrarla konuşmak istemiyorsan. Benim takıldığım iki tane nokta var. Hı hı. Ve ben bunu Yaşar'a sormak istiyorum. Ben ilk önce söyleyebilir miyim? Madem bana sordun ve bu benimle alakalı bir konu. Ben Yaşar'la arkadaşlığımız süresince Yaşar'ı severek Yaşar'la beraber oldum. Aksi takdirde Yaşar'la olmam için başka bir nedenim yok. Bir menfaatim yok, bir beklentim yok, hiçbir şeyim yok. Niye ben Yaşar'la bir birliktelik yaşayayım? Tamam. Artı bir daha söylüyorum. Şimdi kimden mesaj geldi sen gördün sana gösterdim. Evet. Söyle. Eski bir ismini söyleme. Eski bir... Eşinin teyzesinden geldi. Teyzesi değil, ablası. Ablasından geldi. Değil mi? Canım ne yapıyorsun evet. diye. Yaklaşık 14-15 senedir onlarla da görüşüyorum. Eski erkek arkadaşımın annesiyle de görüşmem onu sinirlendirmiş olabilir. Ona ters gelmiş olabilir. Zaten bununla da alakalı tartışmalarımız da oldu. Tamam. Hı hı. Bunlarda da kendince haklı olabilir. Ben ne yaşadığımı ve ne yaptığımı bildiğim için bana... Bu karışması ve bu sitemkar hareketleri o anda doğru gelmedi. Peki. Tamam. Ama sadece ayrılır ayrılmaz, ayrılır ayrılmaz hemen bir röportaj yapması biliyorum beni çok sevdiğini. Yani o süreçte seviyordu şu resmi görene kadar ona inanıyordum. Beni çok sevdiğini biliyorum. Hırslandığını düşünüyorum. Her şey olabilir. Ama bu kadar güzel yaşanan bir şeyin içerisindeyken hemen hırslanıp bir anda sinirlenip bir anda ortalığı toza dumana katmasına kabullenemiyorum Cengiz. Çünkü ben onu aldatmadım. Bir erkekle yakalamadım. Bugün insanlar birbirlerini aldatıyorlar, kocaları çıkıp konuşmuyor. Yani ben eski erkek arkadaşımın annesini veyahut da işte ilk evliliğimden işte onun kız kardeşi beni arıyor, mesaj çekiyor diye bu kadar ilişkiyi bitirecek kadar bir kabahatim olduğunu düşünmüyorum. Asla yani. Peki sen yayında cahil ve Yaşar için, cahil ve neydi laf arkadaşlar? Yoz. Yobaz. Yobaz demedim. Cahil ve yoz var ya da mı? Yobaz var neyse. Var böyle bir yoz böyle, böyle bir lafı söyledi mi? Cengiz biz burada beraber yayın yapıyoruz. Evet. Ben böyle laf söylemiş olsam asla. Zaten müdahale ederim. Yani ben bak, şunu bu böyle söyledim. Böyle olmaz hayır ben diye. Şöyle çünkü bir yazı yazdım. Burada kimse için böyle bir laf söylenmez yani. Bak ben ona söylemedim tabii ki. Ben sadece dedim ki yoz ve cahil düşünce tarzına. Çünkü televizyon programlarında yani eski erkek arkadaşımın annesi için. İşte görüşebilirler de görüşemez de gibi yorumlardı. Ben dedim ki bu televizyon programından özür dilerken kadıncağızla bu yoz ve cahil düşünce tarzından öte düşünce tarzı dedim. Yani evet. Yaşar'a demedim tabii ki bunu. Ama ben böyle bakıyordum hayata. Sonra bu ayrılık oldu. Sonra herkes beni annem de aradı. Etrafımda dediler ki sen hani empati yapman lazım. Yani hani empati yap. Sen yaptın de mı? Muhakkak karşı çıkardın evet, böyle bir şey mı? Dedim. Yaptım. Çünkü yani, ne sonucu vardı? Yani şöyle tabii ki ben de bozulabilirdim ve ben de hani sinirlenirdim olabilir. Ben o kadar eminim ki içimdekinden. Emin olduğum için bana saçma geliyor karışılması. Sen kendine güvendiğin için yaptığından aynen. da hiçbir kafanda soru işareti aynen. olmadığı için. Çünkü insani ilişkilerim hep hayatta bu boyutta oldu. Görüyorsun 13 sene olmuş ilk eşimden ayrılalı, ikinci eşimden ayrılalı. Görüşüyorlar hala beni arıyorlar. Bak dün ne yazmış biliyor musun? Kaç gündür görüşemiyoruz.
psikolojim bozuldu seninle görüşemedim diye diyor. Beni böyle seviyorlar yani. Ben çünkü kimseyle kötü ayrılmıyorum. O yüzden de... Ablası yazmış diyorsun. Ha, yani insani ilişkilerimiz hep böyleydi. Ama ona şöyle bir söz vermiştim bu ayrılıktan önce. Ona söyleyeyim sana. Dedi ki bu beni rahatsız ediyor. Görüşmeyeceksin. Peki dedim ben. Tamam. Ya görüşmeyeceğini söyle. Evet. Peki dedim ben geçmişe tamamen o zaman bir çizgi çekiyorum. Bunu isteyerek yani yapmıyorum ama sen istediğin için yapıyorum. Çünkü sen üzülüyorsun. Üzülüyor. Beni de çok sevdiğini biliyorum. Sen üzülüyorsun diye yapıyorum. Ve tamam diye söz verdim. Bu sefer de şey yaptı. Ne denir? Mesajlarımı, eski mesajlarımı. Yani işte 14 Şubat'ta mesajlaşmışım falan. Niye mesajlaşıyorsundan kavga çıktı ve ondan ayrıldık. Yani o kadar Şubat'ta kimle mesajlaşmışsın? Ya her gün mesajlaşıyordum Gülay teyzeyle. He, anladım. O tamam. Yüzden de yani bunlara takıldı çok. Şimdi ne olursa olsun bana göre bir ayrılık nedeni değildi. O ayrılmak istedi. Hadi ayrıldı. Ayrıldı ve gitti. Ondan sonra hırsına yenilip konuşması, röportaj. Beni sevdiğini biliyorum çünkü çok seviyor beni yani. Sen ben de onu seviyorum tabii ki. Niye olmayayım? Tamam, yani şey, bir dakika. Ha ama şu saatten sonra dur bir dakika. Yani sen beni konuşturmuyorsun hemen kesiyorsun. Konuşturmuyorum o 10 dakika sonra. Bu laftan yani şu görüntüden sonra, şu resimden sonra bir başkasının elini tuttuğu için. O resim var mı arkadaşlar? El ele Yaşar'ın bir başkasıyla bir başkasının elini her nedenden dolayı tuttuysa da yani beni seven bir adam bir başkasının elini he, diyor ki soldaki fotoğraf. Röportajda demişler ki aşk bitti mi diyorlar. Ay, aşk devam ediyor. O da diyor ki iki günde aşk biter mi deyip kızın elini tutuyor. Bunu kabul etmiyorum yani. Böyle bir şey edemiyorum. Şimdi biz burada tabii ki bir haksızlığa da neden olmayalım. Şundan dolayı haksızlığa neden olmayalım. Biz biliyorsun programda herkese bir söz hakkı veriyoruz değil mi? Şimdi evet. Bu meseleyi sen benim partnerimsin diye, sen de bu meseleyi tartışıyoruz diye, ekranda da şu an biz varız diye, Yaşar hakkında da tek taraflı bir şey anlatmak doğru değil. Ben tek taraflı bir şey anlatmam. Sen cephen dedik ama şimdi senin izninle ben Yaşar'dan da dinlemek istiyorum mevzuyu. Ha, Yaşar'a bağlayacaksın. Evet. Sen bağla ben kalkayım sen tek başına kalkma. Kalkma rica ediyorum ama. O zaman sen tek başına konuş. Çünkü tamam, ben bu resimden sonra. Şundan dolayı söylüyorum. Bak, bir şey kalmıyor tamam. Kendisine. Tamam sen konuşma ama buradan da kalkma lütfen. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Burada bu meselede Yaşar'ın da her meselede olduğu gibi taraflardan biri olarak söz hakkı var. Değil mi canım benim? Var tabii ki sen sorabilirsin. Tamam, ama ben Yaşar'a sormak istiyorum. Şimdi değil bir saat sonra sor o zaman. Hayır. Ben de makyajımı taze edip geleyim. Hayır sen. Alo Yaşar. Evet, Yaşar. Merhaba Yaşar. Abi merhaba, hayırlı yayınlar, İkrar. Nasılsın? Çok teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın? Gördüğün üzere programda sizin bu meselenizi tartışıyoruz. Şimdi Yaşar, ben Seren'den dedim, seyircilere de merak ettiğim soruları kafamdaki sordum. Ama senden de şunu öğrenmek istiyorum. Bir, gerçekten şu lafı neden ettin? Eski çöplüğünde gezmeye devam ettin lafını. Neden ettin? İkincisi, şu an ekranda olan el ele fotoğrafı tutuştuğun kız kimdir ve nasıl tutuşabiliyorsun yani bir gün önce ayrı bitirdiğin bir ilişkiden sonra? Bu kadar mı abi soruların? Evet şu iki tanesini öncelikle anlatırsan. Abiciğim öncelikle yanınızdaki hanımefendi benim ne kadar sevdiğimi ilk başta kendisi biliyor. Sonra herkes bunu gördü sizler de dahil. Evet o kendisi de söylüyor zaten senin ne kadar sevdiğini. Biz bir yola çıktık. Biz planlar yapmaya başladık. Evlenebileceğimizi konuşmaya başladık. Biz bunları görüşmeye başlarken ailece birbirimizin ailelerinin içine girip çıkmaya başladık. Ne olacak? Ve bu benim karakterim abi yani. Yapım. Kötü bir insan değil. Telefonu yakın tut Yaşar'cığım. Böyle düşünüyorum. Kötü bir insan değil. Bu benim karakterim. Bir oldu, üç oldu, uyardım. Ha bak. Yaşar bir dakika. Ayrıldım gittim. Televizyonu ya televizyonu kapıya sabit bir hattan arayın arkadaşlar. Cep telefonundan çekmiyor mu? Bilmiyorum ki abi televizyonu evet. Yapalım. Yani tamam telefona yakın konuşursan evet. Evet. Abi bu tartışmamız 2-3 kez edince ben de daha fazla olayı büyütmeden ayrılmak istediğimi söyledim. Ayrıldık. Şimdi ayrıldıktan sonra abi daha bir gün sonra bakıyorum ki hanımefendi neredeyse bir takıp oynayacak yani orada. Biz bunu görüyoruz. Ya, sen yayındaki konuşmalarından söylüyorsun. Yok bir aylık ilişki olduğu için
sevdiklerimi terk etmedim falan gibi bir açıklama yaptı. Ben de o bir ayda onun için kullanıyorum. Hani ben bir aylık ilişkim bir şey olmaz diye. He. O kıza gelince abi. Ama kıza gelmeden önce bizim bu yayındaki şeyimizi söyleyeyim. Tabii ki ekrana çıktığın anda biz burada yayın yapıyoruz. İki saat seyirci eğlenceli bir vakit geçirmeye çalışıyoruz. Magazin dünyasında ne olmuş ne bitmiş onu konuşuyoruz. Tabii ki yayına çıktığı anda onunla ilgili gülüp zil takıp oynayabilir bilmem ne yapabilir ama sen bir de yayından sonraki halini ben sana telefondan sonra anlatırım istersen ya da yayından önceki halini de anlatırım. Abi, dolayısıyla burası abi, bir yayın ve binlerce insan 80 milyon eski deyimde vardır ya artık 80 milyon. 80 milyon bizi izliyordu. Evet şu kızı anlat bakayım. Şu kız kim peki? Abi ben onu gerçekten çok seviyorum senin. Yani bunun tartışmaya bile kapalı olduğunu düşünüyorum. Onun yanındaki kıza gelince onun bu paylaşımları, onun bu yapmış olduğu hareketler beni biraz bileyledi. O gün de konserim vardı. Arkadaşlarım gelmişti. Orada kameralara röportaj verdikten sonra arkadaşlarımı arabaya bindirip bir de onlar da şoktu. Ne yapıyor bu? Hayatta yapacağım bir şey. Biner binmez de böyle elimi atınca da tut kız elimi dedim. Elimi de tuttu. Kızı zor durumda bıraktım yani. Peki hanımefendi kim? Abi ya. Çok yakın bir arkadaş. Çok yakın değil. Yani göz sürekli olmasa da görüştüğüm 15 yıldır. Benim programlarıma gelen. Babasını tanıyorum olaylı yerlerden. Yani tanıdığım biri yani. Ben buna nasıl inanırım ya şu an. Peki Yaşar şunu mu söylüyorsun? Yani Selen'in buradaki bu ayrılık sürecindeki tavrından dolayı işte senin deyiminle zil takıp oynadığı için ekranda falan sen de buna sinir olduğun için buna kızdığın için yanındaki canımı yakmak için yapıyor. Evet. Ama ya yaparken bunu hem kendine zarar veriyor çünkü o öyle bir insan değil. Hem bana zarar veriyor. Hem yaşadıklarımıza zarar veriyor. Yani ben eski çöplükte dolaşmamın açılımı şu. Eski erkek arkadaşımın annesine görüşmem. Evet. Ne kadar sinirlenirse haklı olduğu yerler var bu süreçte. Şimdi bunu sen anladım. O yazı yılbaşında yazınca Cengiz abi. Nasıl? Onu insanlar da benim üstüme çünkü bu işe karşı gelen Yaşar. Kimse bakmıyor TV programında yayınlanmış etmiş. Bu işe karşı gelen biri var o da Yaşar. Direktman üstüme almak zorunda kaldım. Ve insanlar da o şekilde yaptı. Peki. Ben biliyorum bunu bana söylemedi. Ben biliyorum Seren beni nasıl seviyor. Çünkü biz baş başayken yaşadığımız şeyleri ikimiz biliyoruz. Peki şu lafı ettin mi sen gerçekten? Eski çöplüğünde gezmeye devam ediyor lafını. Ediyor canım ettim. Abi onu röportajda da söyledim. Benim için öyle eski çöplük gibi duruyor işler. Geri hayır dönüşüm kutusu. İşte doğru yani. Yani bu ama bu da doğru bir laf değil Yaşar. Çünkü yeni ayrıldığın bir kadından... Ne olursa olsun ortada Seren'in dediği gibi bir ihanet yok, bir aldatma yok, ne bileyim bir şey yok. Ya yok çok şükür öyle şeyler yoktu abi. Yoksa orada da şimdi buradan iki gün sonra kusura bakma burada ben de seni de eleştiriyorum. Seren'in de eleştirdiğim noktalar var ama iki gün sonra da çıkıp yayın şeyde gazetede eski çöplüğünde dolanıyor falan lafları biraz. İki gün sonra değil Cengiz abi ben hiç konuşmayacaktım. Yalnız bu süreç içinde, yazılan çizilen o kadar şey yaptı ki Seren orada. Yok ben bir aile ilişki için vaz mı geçeceğim, şöyle mi yapacağım, böyle mi yapacağım? Tamam benim yani. Sorularımı çoğalttı, cevaplarımı çoğalttı. Yani ben yoksa hiç konuşmayacaktım. O şey geçecek. Dinlemiyor, diyor. Sinirlendiği zaman dinlemiyor, kapatıyor kendisini. Benim de izah etmeme mal vermiyor. Çünkü çok seviyor ve kabul etmiyor. Birçok bana yazı yazıldı mesela Instagram'dan. Dediler ki biz de evliyiz, biz de kabul etmeyiz. Bizim de erkek arkadaşımız, o, yani benim de erkek arkadaşım. Bunu sen de kabul etmezsin, ben de biliyorum bunu. Tamam, ben de etmeyebilirim. Ben bunun empatisini yaptım ama bunu yani ayrılığa götürmek, bunu... Bunun da sözünü vermişsene zaten. Tabii bu ayrılık günü, ben ona tamam dedim artık. Çünkü baktım çok, yani artık işin içerisinden çıkıyor, üzülüyor ve ben de üzülüyorum. Tamam dedim artık. Peki tamam dedim yani. Bu sefer de mesajlarıma takmış. Mesajlarımı okumuş yani. O yüzden de ben de, ve benim şifremi de ona veren de benim. Yani benim ona... Ya benim de şifrem sende var. Yani böyle bir şey yok zaten. Ya karşılıklı güven... Ya bak Yaşar sen şimdi seviyorsun. Birebir telefonlarımızda, konuşmalarımızda da ben bunu birebir biliyorum. Demek evet. ki böyle bir şey... Şimdi Seren de bunu diyor. Bu deminden beri konuştuğumuz diğer ilişkiler bir ilişkiler var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şey bitmiş bir ilişki değil o zaman. Hayır Cengiz'im ben bundan emin değilim şu an. Hayır. Yani, yok ben çünkü bundan şundan emin dolayı değilim şu an. Ve diyor ki o el ele tutuştuğum
Ama canını yakmak isteyebilir bak bu konukta. Ben kendisinin yanına değil de kız, o kız arkadaşımla senin yanına geleceğim abi. Hah bak bravo o kız ama arkadaşınla. Lütfen. Sen olmasın lütfen. Üçümüz olalım. Ben, tamam. Ben meraklı değilim yani. Şu, tamam gerçekten de şeyi o el ele tutuştuğunuz hanımefendiyi benim yanıma gel. Senin olmasın. Lütfen ben şey yapmak istiyorum. Çünkü bu ilişki belli ki şey olmaz. Burada bitmez. Abi işte böyle inatlı olmaz. Sen, sonra kalkıp o şahsın annesine resim koyup ömür boyu yanındayım falan bunlar da. Sen bir Adem nazar boncuğu var. Koy bakayım şu tamam ekrana. Tamam yani. Bir yere kadar benim. Bak Selen nazar boncuğu. Bak aha nazar boncuğu. Siz boncuğu. Koymayın nazar boncuğu. Bak nazar boncuğu geldi. Kalp, olur. Kalp oraya abi. Yani şunların hiçbirisini hak etmediğimi düşünüyorum. Ben onu seviyorum ve. Yaşar da hak etmiyor ama. Ben de Yaşar'ın ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Tamam ama biz bu konuyu onunla kapatmıştık en son. Yani en son tamam dedim ben. Madem bu kadar üzülüyorsun artık tamam daha dikkat edeceğim. Bunları aza yani inivel, tamam kapatacağım artık görüşmeyeceğim de dedim yani. Dedikten sonra 10 dakika sonra mesajlara bak bu sefer eski mesajlara da bakıyorum. Mesajlara bakarken dediğim 14 Şubat özel bir gündü. Ben de o gün çok mücadele vermiştim. Şimdi 14 Şubat'ta yani. O çalışıyordu. Evet, konseri vardı. Konsere gitmiştim. Gece de uçak yoktu. Bana gelmek için oradan aktarma yaptı oradan araba yaptı falan filan. Yani, seviyor adam. Tamam biliyorum yaptıklarını görüyorum. Sen suyuzuya gel Yaşar'ım. Gel ben sizi barıştıracağım ben anladım. Hayır, barıştırmak yok. Hemen bir başkasının elini tutan al. Onun yanında hiç kimse. Benim yanımda gördünüz mü ya, kimseyi? Ya şakacıktan tuttun yok. Seni kızdırmak için tutmuş işte. Ama yok böyle canın da acıtılmaz. Bu normal ama bir yani, şey mi yani? Ama yani sen Cengiz abi senin yanına geleceğim. Tamam sen bir yayın bitmeden benim yanıma gel. Çünkü reklamdan içeceğiz şimdi. Gel lütfen çünkü yakın yerdesin. Lütfen gel. Saçmalama Cengiz ben gideceğim. Benim tamam. Ben yayın bitsin geleceğim abi. Tamam. Öpüyorum seni. Görüşüyoruz. Yani bu arada ben de barışmak taraftarı değilim. Çünkü bu konuların aramızdan kalkmış olduğunu hala düşünmüyorum. Onu da bir belirteyim nereden abi. Nereden düşünmüyorsun? O konular zaten aramızdan tamamen kalktı yani. Bu bizim kavgamızın yani şu anda sadece senin bence kaprisinle alakalı olduğunu düşünüyorum. Neyse sonra bunları konuşursak konuşuruz yani. Aramızdan kalktı. Yok artık o konular. Bitti. Bak ne işte bitmiş kapatmış defterim. Ama uzatıp da bu kadar da canımı yakacak, bu kadar da durup dururken rezil olabilecek bir durum yaşamamızın da bir alemi yoktu bence. Yani. Peki. Reklamlara gidiyoruz. Bekliyorum Yaşar seni. Öpüyorum. Afiyet olsun. Görüşürüz. Tamam. Bye bye. Evet reklamlara gidiyoruz efendim. Reklamlardan sonra burada olacağız. Sedat Doğan Türkiye'ye dönme kararı aldı. Eski eş Işın Karaca'dan ilk hamle geldi. Türkiye'deki borçlarından dolayı Brezilya'ya kaçan ve gittiği yerde de hırsızlık suçundan hapis cezası alan Sedat Doğan'ın Türkiye'ye dönme kararı eski eşi, çocuğunun annesi Işın Karaca'yı nasıl korkuttu? Detaylar birazdan canlı yayında duymayan kalmasında. Evet detaylar birazdan canlı yayında. Birazdan da canlı yayında Yaşar İpek. Ay Cengiz yeter. Tamam yani konuştuk bağlandık. Konuştu söyledi. Yani bitmedi ama bu mesele benim için. Bitmez bu mesele. Bu aşk burada bitmez. Bitemez. Öyle görüyorum. Peki mesela bak bitmeyen bir aşk daha doğrusu yeni bir aşk. Türk sanat müziği sanatçısı Yıldırım Bekçi ile. Evet. Konadon öğrencisi Emine Demirel evlenmiş. Aa Yıldırım Bekçi çok değerli bir Türk sanat müziği. Kesinlikle. Çok da sırada çok tatlı bir adamdı. Evet. Bakayım ne o şimdi. Evet. Büyük verin bakalım arkadaşlar. Yakınlaştırın bakalım. Evet. Sarışındı. Yok işte bu. Ay, biraz daha yakın. Ay ben merak ettim. Dur bakacağım. Büyük versene yukarıya arkaya. Arkaya da bakayım. Aynen. İşte Ankara Radyosu'nun önünde böyle fotoğrafları var. Ve bir karede nikahtan fotoğrafları var. Ay değişmiş evlenmiş. Ya. 60 yaşında Yıldırım Bekçi. Ya 60 yaşında. Ve sesini duyalım bakalım hanımefendinin. Thank you.
güzel söylüyor tabii ki. Bu da sanat müziği unutulmaz ismi Yıldırım Bekşi. Çok değerli. Evet. Maşallah hala iyi görüyor. Evet buyurun Selen Hanım. Nasıl? Ha? Aa, Yıldırım Bekşi çok uzun zamandır görmemiştim. Biraz değişmiş ama şey çok tatlı efendi falan bir adamdı yani. Şimdi demek ki aşk. Aşk. Öğrencisine abi. Aşık oldu. Öğrencisi, korodan öğrencisi. Öğrencisi de biraz cilveli cilveli şarkı söylüyor ama böyle saçlarda yandan atılmış böyle. 30 yaşında Yıldırım Bekşi, 60 yaşında. Arada 30 yaş fark var ve aynı zamanda mimar, iç mimar kendisi. Bak ben önceki de, evliliğinden de bir çocuğu varmış hanımefendi. Sen bir şey diyordun hatırlıyor musun? 30 yaş fark olabilir sevgilerde. Evet. Ama kadının da o erişkinliğe doğru, yetişme. Doğru. Bak işte buna hiçbir burada şey, hiçbir şey kimse, diyemeyiz. Yani kimse rahatsız edecek bir şey olmaz. Yok, olamaz. Evet, aynen. Çünkü hanımefendi o 30 yaşına gelmiş. Mesela hanımefendi 21 yaşında olsaydı olmaz. Biz yine burada evet. Tartışıyoruz. Sadece biz değil yani bütün toplum kamuoyu da hani buna tepki gösterirdi, tartışırdı. Aynen. Ama hanımefendi 30 yaşında daha önce evlilik yapmış. O evliliğinden bir çocuğu var. Hmm. Yıldırım Bey 60 yaşında. Böyle bir evliliğe gitmişler. Mutlu olsun. Ama bu ara araları biraz limoni mi yani? Nerede şimdi daha yeni beraber haberini verdik. Nerede mi? Vallahi ya çünkü bir tatile falan gitmiş galiba. Ay sen buluşacak. Bunlara yazık bari bunların limoni olmasın ya. Hayır aman olmasın. Aman olmasın. Yani biz kimden bahsedersek ertesi gün ben dahil ayrılıyoruz. Çünkü o yüzden de şöyle... yani düşünsene aynı ortamdasın. Beraber evet. Şarkılar yani bu Özlem Erdoğan bir şarkısı vardı. Deliler gibi seviyorum bak sana evet. Söz ömür boyu sürecek falan o şarkı. O da bir klibinde de adam hocaydı. Kıza evet, işte ders veriyordu falan. Şimdi burada da öyle bir sistem olmuş yani. Evet olmuş. Koradan öğrencisi evlenmiş. Hadi bakalım güzel Allah mutlu etsin. Peki Işık Karaca'ya gidelim. Sedat Doğan'ın cezaevinden çıktığını yine duymayan kalmasın duyurmuştu. Brezilya muhabirimiz Yaren Berk sayesinde kendisi şu an Brezilya'ya gidiyor. Ve Işın Karaca buna bu haberin üzerine de hemen harekete geçti. Bir izleyelim haberimizi. Türkiye'de hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan ünlülerin klip yönetmeni olarak tanıdığımız şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi ve çocuğunun babası Sedat Doğan kendisine yeni bir hayat kurmak için Brezilya'ya gitmişti. Doğan'ın Brezilya macerası ise kötü bitmiş ve soluğu cezaevinde almıştı. Sedat Doğan önce Brezilya'da bir kafeden tablet çalarken görüntülenmiş ve gözaltına alınmış. Sonra da çaldığı iddia edilen kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tüm Türkiye'nin duymayan kalmasının Brezilya'dan aldığı bilgilerle gelişmelerden haberdar olduğu Sedat Doğan, kötü madde kullanımına da devam etmişti. Son fotoğraflarındaki görüntüsü ise herkesi çok şaşırtmıştı. Sedat Doğan'ın yaptıkları annesi Hicran Hanım'ı ve babası Vedat Bey'i perişan etmişti. Türkiye'ye dönmesi için tam 4 kere uçak bileti alan ve binlerce doları çöpe atan Doğan ailesi oğullarının eski günlerine dönmesini umut ediyordu. Sedat gelecek Türkiye'ye, tedavisini de görecek, çocuğunu görmek istiyor. Doğan ailesi eski gelinleri Işın Karaca'yı, torunları Mia'yı kendilerine göstermediği için suçluyordu. Kameralarımıza dert yanan anneannenin konuşmaları magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. O torun bizim torunumuz. Işın Karaca ne olur Sedat'a göster. Çünkü babası onu görürse daha iyi olur. Evladına kötülük yapacak değil. Bulaşıcı hastalığı da yok Sedat'ın. Onu görürse kendine gelir. Niçin böyle yapıyorsun Işın? Niçin böyle yapıyorsun? Göster evladını. Göster. Göster. Niçin yapıyorsun böyle? Mahvoldu evladım benim. Mahvoldu. Mahvoldu.
mahvoldu. Oğlunun babası her zaman görmek mecburiyetinde. Sen de anne, sen onu gösterirsin babasına. Kendine gelir babası. Çocuğuna zarar verecek değil. Geçtiğimiz hafta Sedat Doğan, Brezilya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olmuştu. Duymayan Kalmasın'ın özel haberine göre anne Hicran Doğan, alacağı uçak biletiyle oğlunu vatan topraklarına getirecekti. Sedat Doğan da 3 ay kaldığı cezaevinden çıktığında annesini arayarak hayatında yeni bir sayfa açtığını söylemişti. Bu soğuk kış gününde hepinize kucak dolu sevgiler. Işın Karaca'dan. Eski eş Sedat Doğan'a uzaklaştırma kararı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken eski eşin Türkiye'ye dönme kararı alması Işın Karaca'yı tedirgin etti. Karaca, Sedat Doğan hakkında kendisine, kızı Mia'ya, şimdiki eşine ve ailesine yaklaşmaması için mahkeme kararı aldırdı. Evet, Işın Karaca eski eşi Sedat Doğan hakkında mahkeme kararı aldı. Uzaklaştırma kararı hem kendisine hem de Mia'ya yaklaşmaması için. Yani o da ailesini korumak için. Evet, yani şu anda zaten yani ben Mia'yı tanıdım, o kadar sağlıklı bir kız ki ve güzel yetişiyor ki, inanılmaz güzel İngilizce konuşuyor, bale yapıyor falan. Yani artık bir hayat kurmuş ona Işın. Ben de başta dedim ki yani babasını görmesi lazım. Çünkü kız çocukları babaya çıkıyor ama orada değil. Ve babayı zaten bu halde görmesi. Ama zaten değil. Sedat da biraz düzelmiş galiba. İşte nereden Yaren diyorsun? Onu yanına gidince görecek. En sonunda diyorum ki Yaren, Yaren de Sedat. Ya. Neyse, hayat bu belli olmaz. Neyse, şaka yapıyoruz tabii de. Şimdi şaka Sedat yapayım, belki de iyileş... Nasıl, nereden biliyorsun cezaevinde iyileştiğini? İşte cezaevinde terapi görmüş. Kötü alışkanlıklarına uzaklaşmış. Çıktı, bisiklete işte biniyor, bir arkadaşın evinde kalıyor ve ailesi de işte yeni uçak bileti gönderecek. Hatta annesi de almaya gidecek onu ve Yaren'le beraber. Bence inşallah iyileşmiştir. Annesine çok üzülüyorum. Evet, yani annesi. Sedat'tan daha çok annesine ve ailesine üzülüyorum. O kadıncağız babası hastalandı, onunla uğraştı falan, yani ekonomik olarak çöktü. İnşallah akıllanmıştır diye düşünüyorum. Evet. Işın'a gelince de ve belki yani bir zaman geçecek. Tabii ki zaman. Anladın bunun mı? İlacı zaman. Çünkü Sedat Doğan'a da, yani şimdi görüntülerde hep Sedat Doğan'ı böyle sakallı, hırpani, böyle sokaklarda yaşayan, hırsızlık yapan adam olarak hep ekrana geldi. Ama son öyle dönemde yaptı. Yani öyleydi, gerçeği öyle oydu yani. Öyle gerçeği yaşadı oydu. Belki ama dediğim gibi zaman içinde de. Ama bunları gerçek karakteri, kişiliği bu olduğu için yapmadı. Madde bağımlısı olduğu için tabii artık iş çığırından çıktı, ondan yaptı. Şimdi eğer iyileşirse, sağlığına kavuşursa, birkaç senede geçerse, Işın'ın zannetmiyorum ki. Ben de. Yani o, sağlıklı bir babası olsun, kızımla asla görüştürmesin. Bu öyle bir kadın olmadığını düşünüyorum ve konuştum da. O da öyle söylüyor. Yani onu çok sağlıklı, üzerine titrediği bir kızı var. Tabii ki psikolojisi bozulur şimdi kızın. Çünkü evet, hiç görmüyor, etmiyor. Birdenbire böyle bir hırpani şekilde bir babayla karşı karşıya geliyor. O kıza da onun da psikolojisi için doğru değil. Zaman her şeyin ilacı diye düşünüyorum ben. İnşallah. Bakalım Brezilya'da işte son halinde ekranlara getireceğiz. Bir getirsek Sedat'la onu buraya kilitleyeceğiz. Aynen, değil mi? Yemin ediyorum ben bile, bana bile dert oldu yani. Bunu hastaneden çıkartmadan tamamıyla bitecek her şey. Sıfırlanacak böyle. İnşallah. Sonra da bu adam için kötü haberler yapılmayacak. Çünkü yapıldıkça insan kendini şey yapıyor. Buna destek vereceğiz. Tekrardan topluma kazandıracağız. Başka çaresi yok. Peki. Bir annesi var sonuçta. O ses çocuklara gidelim. Nerede ama o ses çocuklar? Almanya'da. Ve çok ilginç bir görüntü gelecek şimdi ekranlara. Çünkü Almanya'da o ses çocuklarda yarışan bir Türk kızı Türkçe şarkı söylüyor ve ilk kez bu tür yarışmalarda, Almanya'daki yarışmalarda ilk kez Türkçe şarkıyla jüriyi döndürmeyi başarıyor kız. Bir bakalım şimdi küçük kızımıza. Gücün var mı sevgili? Türkiş. Derin sularda incik tansif arabaya. Ay adamım. Cesareti kaldıysa hala bende, aşkım konuşmaya. Oh, kışı genza, come on. Hayatı sıfırlamak
şarkı. Çok iyi şarkı. Sana da geliyor aynı zamanda şarkı. Yaşar'a da tabii. İstiyordu. Haydi bas bakalım. Aferin sana. Ay nasıl böyle tüylerim diken diken. Aferin sana. Evet, Türk kızı Melisa, Melisa Aslan jüri üyelerini Almanya'daki yarışma. Melisa. Tamam, bundan sonra. Bundan sonra dünyanın çevirebilir hemen. Türk kızı Melisa Aslan Almanya'daki yarışmada Zat-Angs, değil mi? Yaren yanlış söylemedim. Şarkı çok iyi bir şarkı. Evet, Şebnem Ferah'ın Silbaş'tan şarkısını böyle muhteşem bir performansla söylüyor. Çok iyi de ve Almanya'daki ilk kez bu tür yarışmalarda bir Türk şarkısına jüri ilk kez dönüyor. Demek ki hakkaniyetli davrandıkları alanları da varmış Almanların. Değil mi? Değil mi? Aynen. Biz de tebrik ediyoruz onları. Aynen. Diğer alanlara da yayılırsa bu şeylere gerçekten çok mutlu oluruz. Melisa Aslan'ın annesi Didem Aslan da Duymayan Kalmasın iyi bir seyircisiymiş. Hemen bizimle paylaştı sevincini. Ay canım biz benim. Biz de buradan kendisini tebrik ediyoruz. Çok tebrik ederiz. Melisa'yı da Türkçe tebrik ediyoruz. Türkçe söylemeye devam etsin. Aynen, bravo. Türkçe söylemeye devam etsin. Evet, alkışlar buradan Almanya'ya gitsin bakalım. Peki, Tarkan'a bakalım. Tarkan da Avrupa konserine gidiyor. Almanya turnesine çıkıyor. Almanya turnesine çıkarken tabii ki bir paylaşımda bulundu. Hmm. Bir izleyelim bakalım. Münih, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih, Hamburg. Geliyoruz! Ram pam pam ram pam. Ram pam pam ram pam. Ram pam 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 ram pam. Pam 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 ram pam. Ram pam pam ram pam. Tarkan'ın bu son zamanlarda ki bu hallerini ölüyorum. İyice... İzlemiş miydin bu videoyu? Hayır, ilk defa izledim. Şimdi oradan Tarkan çıkınca ki hissiyatını ben alayım senin. Çünkü bak Tarkan oradan çıkınca kafa oradan görünce aşağı böyle yukarı çıkıyor. Hop diye. Muppet Show gibi olmuşlar. Şimdi şöyle Tarkan son zamanlarda çok komik o. Yani komik böyle hep böyle bir onun ses tonuyla bakışıyla falan hep böyle bir şeyi var. Yani yakışıklı çıkma, iyi çıkma. Ses tonu, şey o bakışlar falan. Burada da evet yine yapmış yapacağını. Yani bu doğum haberine, çocuk haberinden itibaren bunu o paylaşımları. Başka... Hayır böyle artık komik oluyor. Gülmeye işte başladı. Onu diyorum. Bak şimdi biz bunu ilk gördük. Tarkan, şimdi dedim ki herhalde arkadan falan o yani ekip ayrılacak ikiye falan. Arkadan gelecek böyle sahneye çıkar gibi falan. Birden böyle gerçekten Muppet Show gibi çıkınca. Hani Tarkan bu paylaşımda neden yapıyor? Ya? Kermit vardı Kermit. Neden yapıyor? Daha iyi bir şey yapılabilir aslında mi? Aslında konser. Ya daha iyi bir şey ne yapılacak? Konseri ya, söylüyorlar. Bilmiyorum da Tarkan olunca bunu konuşuyorsun. Mesela bunu kim yapsa konuşmazsın böyle. Hani o Tarkan'ın ulaşılmazlığı, Tarkan'ın mega starlığı falan var ya. Belki de onlara yakıştıramıyoruz bu tür esprili hareketleri, bu tür... Ama espri de gerekiyor. Yıllarca Ayşe Pekkan halktan uzak durdu diye kadına ne snob dediler ne uzak... Şimdi bak yavaş yavaş daha espriler yapmaya başladı öyle. Şimdi bu da espri yapıyor ama bununkiler hep bak, bu şimdi... Yani bak. Hep kameraya oynuyor ya o bence biraz olmuyor mu ne? Bak çok komik ya gülmeye başladı yani... Komik olmaya başladı ama o komik derken kötü anlamda söylemiyorum. Gülüyoruz artık yani. 17 bin lira çocuk arabası almış. Alacak tabii kazanacak alacak. 17 bin TL diyorum sana ya farkında mısın rakamın? Evet çocuk ama onlar 3 şeyli. 3 şeyli 5 şeyli gibi 17 bin daha üzerine koyarsan Melisa araba alırdın zaten. Melisa bir arkadaşım var o da mesela 10 bin lira verdiler onlar da çocuklarına. Tuncay Melis var ya. Onlar da mesela onlar çünkü bu arabalar pahalı. Ya pahalı da normali 3 bin lira 4 bin lira yani en iyisini almaya yani piyasadakilerin en iyisi. Ama bunlar tabii ki bunlar böyle ünlü markaların özel tasarımları gerçekten 17 bin lira 20 bin liraya satılan böyle çocuk arabaları var. 17 bin liraya Tarkan bir tanesini almış işte. Yani kazancına göre herkes yapacağını yapacak çocuğu insanın çocuğu yani. Evet yani bunu bir de hani kullanıyorsun 3 ay 5 ay ne bileyim 6 ay. O zaman her şeyi kullanıyorsun o zaman. Yani hayatta her şeyi kullanıyorsun. Yani o da 3 ay 5 ay oluyor. O neden biliyor musun? İlk çocuk ya. Ha. İlk çocuk olduğu zaman gerçekten insanda hani Tarkan için söylüyorum bunu hepimiz için geçer. Görmemişin çocuğu olmuş lafı var ya. Evet.
Ya Tarkan için söyleme, ben de benim için de geçerli. İlk çocuğa aynı şeyi yapıyorsun. Ay en iyisini alayım, dur gideyim. Şu 3 lira mı 5 liralık bir şey alayım. En pahalısını alayım. Kimin için İkinci çocuğun, hayır onu ondan sonra şununu görüyorsun. Evet. İkinci çocuğa eski arabayı mı veriyorsun? Hayır eski arabayı değil, boşa alındığını görüyorsun. Çünkü aldığın en iyi şeyi, hele ki bu yaşta yeni doğmuş, bir ay kullanıp iki ay kullanıp atıyorsun. Hayat öyle ya. Hayat öyle arabaya değil ya. Arabaya verilmiş çok mu? Hayat öyle. Herhalde şimdi bunu kullanacaksın İnsan... 17 bin lira. İkinci çocuğu olsa belki bu paraya bu şeyi yapmayacak yani. Yapabiliyorsa herkes kendi evet, gücünü yettiğince alsın aynen, yani. Güle güle büyüsün çocuğun. Güle güle büyüsün. Peki günün sonuna geldik. Yarın stüdyomuzda sürprizler var. Ne sürprizler ne sürprizler anlatamam. Yok. Öyle bakma yok diye. Öyle bir şey yok sevgili seyirciler. Büyük sürprizler var. Yarın burada buluşacağız. Büyük buluşmalar olacak. Ama bu akşam saat 20'de Söz'le buluşacağız. Söz asla. Saat 20'de Star ekranlarında. Star'ın çok sevilen dizisi biliyorsunuz. Pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Sen hala orada asla asla diyorsun. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Hoşçakalın. Sürprizlerle görüşeceğiz. Hoşçakalın.